Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Daha önce abi Abdurrahman dersini hazırlamıştık ama yapmamıştık. İnşallah onu yapacağız. Yani o üstadın müteaddit yerde birçok defa bahsediyor. Şeyde Barla Kastamonu Emirdağ'da. Lemalarda da var. 26. lemada. 12. ricada, 26. lemanın 12. ricasında üstad bahsediyor. Yine Barla'da Abdurrahman'ın vefatından çok müteessir olduğunu yine onu ifade ediyor. Önce 12. ricadan üstadın nasıl bahsettiğini bir... Abdurrahman yeğeniydi değil mi? Yeğen abi. Abdülmecit abinin oğlu. Abdülmecit abinin oğlu. Evet abi. Onun hakkında çok acayip bir tabir vardı ama o tabiri külliyatta kullandığı için başka bir şey yani. Anladığımız gibi değil böyle. Met etme değil yani. Zaten abi biraz şeyli geliyor. Mübalağalı geliyor değil mi insan? Evet çok mübalağalı geliyor. Evet abi. 12. rica. Lemalar 243'te. Bir zaman Isparta vilayetinin Barla nahiyesinde nefi namı altında işkenceli bir esaretle yalnız ve kimsesiz bir köyde ihtilattan ve muhabereden men edilmiş bir vaziyette hem hastalık hem ihtiyarlık hem de gurbet içinde gayet perişan bir haldeyken Cenab-ı Hak kemal-i merhametinden Kur'an-ı Hakim'in nüktelerine, sırlarına dair benim için medar-ı teselli bir nur ihsan etmişti. Onunla o acı elim, hazin vaziyetimi unutmaya çalışıyordum. Vatanımı, ahbabımı, akaribimi unutabiliyordum. Fakat vah hasreta birisini unutamıyordum. O da, yani üstadın unutamadığı zat, 50 yaşlarında üstad, 48-50 yaşlarında bunu yazdığında Barla'da yani. Bahsettiği tarihler. O da hem biraderzadem, hem manevi evladım, hem en fedakar talebem, hem en cesur bir arkadaşım olan merhum Abdurrahman idi. 6-7 sene evvel benden ayrılmıştı. Ne o benim yerimi biliyor ki yardıma koşsun, teselli versin ve ne de ben onun vaziyetini biliyordum ki onunla muhabere edeyim, dertleşeyim. Kaç yaşındaydı üstad dedi, bir de söyler misin? Üstad 48-50 yaşlarında abi. Yani Barla'da 26'da, Barla'da 48 yaşında. 48 yaşında. Yani 48, 28 olsa 50 yaşında yani. 50 o tarihlerde. Yani 6-7 sene oldu dediğine göre 28-30'da bunu söylüyor yani. Bayram kaçıncı ricaydı? 26. lemanın 12. ricası. Bunu ne zaman söylüyor dedi? Yani şuradan demişti ya, 6-7 sene evvel benden ayrılmıştı. Üstad Van'a gittiğinde gelmiyor, Ankara'da kalıyor. Yani 21'de falan gitse üstad, 27-28. Veya en fazla 30 yani. 1927'de 30'da. Evet, o tarihler yani yaklaşık. Evet, Ankara'da kalıyor, Üstad Van'a gidiyor. Ne o benim yerimi biliyor ki yardıma koşsun, teselli versin ve ne de ben onun vaziyetini biliyordum ki onunla muhabere edeyim, dertleşeyim. Benim bu ihtiyarlık vaziyeti zamanımda, yine Üstad da 48-50 yaşlarında, yani 40'ı geçmiş. Öyle fedakar, sadık birisi bana lazımdı. Sonra birden birisi bana bir mektup verdi. Mektubu açtım, gördüm ki Abdurrahman mahiyetini tam gösterir bir tarzda bir mektup ki o mektubun bir kısmı 27. mektubun fıkraları içinde üç zahir kerameti gösterir bir tarzda derc edilmiştir. Yine bu Abdurrahman abinin kerametli mektubu da var Barla'da. Abi orada bir pardon ilerlemeden Üstad Abdurrahman için birader zaten üç tane sıfat sayıyordu aslında onların. Birader zaten manevi evladım, fedakar talebem, en cesur bir arkadaşım diye. Dört tane sıfat var. Evet. Yani o sıfatlar belki odaklanılması gereken. Evet. Yine ileride ihtiyarlık vaziyeti zamanımda bunu da şey yapacağız abi. Öyle fedakar sadık birisi bana lazımdı diyor. Niye böyle dedi? O mektup beni çok ağlattırmış ve el anda ağlattırıyor. Yani üstad bunu unutamamış zaman zaman da. Yine ağlattırmış. Merhum Abdurrahman o mektupla pek ciddi ve samimi bir surette dünya ezbakından nefret ettiğini ve en büyük maksadı bana yetişip küçüklüğünde benim ona baktığım gibi o da ihtiyarlığında bana hizmet etmekti. Hem dünyada benim hakiki vazifem olan neşri esrar-ı Kur'aniye'de muktedir kalemiyle bana yardım etmekti. Hatta mektubunda yazıyordu, 20-30 Risale'yi bana gönder, her birisinden 20-30 nüsha yazıp ve yazdıracağım diyordu. O mektup bana dünyaya karşı kuvvetli bir ümit verdi. Yani hizmet cihetinde kuvvetli bir ümit. Çünkü 30 nüsha gönder, Risaleleri yazayım diye üstada mektup yazmış. Hizmet cihetinde yani bu kuvvetli bir ümit. Deha derecesinde zekaya malik
ve hakiki evladın çok fevkinde bir sadakat ve irtibatla bana hizmet edecek böyle cesur bir talebemi buldum diye o işkenceli esareti, o kimsesizliği, o gurbeti, o ihtiyarlığı unuttum. O mektuptan evvel imanı bil ahirete dair tab ettirdiğim 10. sözün bir nüshası eline geçmişti. Güya o risale ona bir tiryak idi ki 6-7 sene zarfında aldığı bütün manevi yaralarını tedavi etti. Gayet kuvvetli ve parlak bir iman ile ecelini bekliyor gibi bana o mektubu yazmış. 1-2 ay sonra Abdurrahman vasıtasıyla yine mesudane bir hayatı dünyeviye geçirmek tasavvurundayken, yani bir mektup geldi, böyle üstad düşündü. 1-2 ay sonra Abdurrahman vasıtasıyla yine mesudane bir hayatı dünyeviye geçirmek tasavvurundayken, vah hasrete birden onun vefat haberini aldım. Bu haber o derece beni sarstı ki 5 senedir daha o tesir altındayım. O vakit bulunduğum işkenceli esaret ve yalnızlık ve gurbet ve ihtiyarlık ve hastalığım 10 derece onların fevkinde bana bir firkat, bir rikkat, bir hüzün verdi. Benim merhume validemin vefatıyla hususi dünyamın yarısı onun vefatıyla vefat etmiş diyordum. Abdurrahman'ın vefatıyla da baki kalan öteki yarı dünyamda vefat etti gördüm. Dünyadan burada bir şey ya bir şey büyütüyor gibi gözüküyor, tamam mı? Benim anladım. Bir hani Kur'an'da kıssalar var ya, peygamber kıssaları gibi. Allah da tavsil ediyor ya işte Süleyman Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, mesela Yusuf Aleyhisselam, Zeliha'yı şey yapıyor. Aslında böyle bir zemin oluşturuyor, bir sistem, bir mümbit toprak yapıyor. Orada hissiyat varsa, hissiyatları, duyguları, fikirleri neşinemalandıracak. O zeminde izah edecek. Kuru bir şey anlatmak Allah'ın bir kanunu değil. Yani onun altyapısını yapıyorsun. Biz de çoluk çocuğumuza vesaire etrafa bir şey anlatırken namaz, ilk önce niye Allah'ı anlatıyoruz, niye kılması gerektiğini söylüyoruz, sonra kılması lazım olduğunu söylüyoruz. Burada da şey gibi gözüküyor yani, yok annem vefat etti, yar ömrüm gitti, şöyle yapıldı. Ya bir hissiyatlarla yoğrulmuş, fikriyat, hissiyat, duygular, latifelerle yoğrulmuş bir hamur var. Bir toprak. Orada insan inşa edilecek. Yani bir de böyle bakın yani. Evet. Dünyadan bütün alakam kesildi. Çünkü o dünyada kalsaydı hem dünyadaki vazife-i uhreviyemin kuvvetli bir medarı ve benden sonra tam yerime geçecek bir hayrul halef ve hem de bu dünyada en fedakar bir medarı teselli bir arkadaşım olabilirdi. Ve en zeki bir talebem, bir muhatap ve Risale-i Nur eczalarının en emin bir sahibi ve muhafızı olurdu. Evet. Hayrul halef ifadesini kullandı şey için. Abdurrahman abi için. Bu o zamana kadar şahsı manevi meselesi yok muydu ki Hayrul halef gibi bir manaya gidiyordu? Evet. Yani şahsı manevi var ama abi şimdi halef derken yani o hizmetin yerinde kalacak. Mesela onu da okuyacağız. Mesela çok Abdurrahmanlar diyor. Mesela küçük Abdurrahmanlar diyor. Onları da çıkardım. Mesela Ceylan abi için, Zübeyir abi için, mesela Zübeyir abi için benim Abdurrahman'ım, Ceylan abi için de benim Fuad'ım diyor yani. O şekilde yani hizmeti devam ettirme cihetiyle. Hani dedi ya kuvvetli bir dünyada kuvvetli bir şey. Dünyaya karşı kuvvetli bir ümit. Yani bu dünya cihetiyle değil. Üstadın zaten hizmetten başka hayatı olmadığı için hizmet cihetiyle yani. Yani o bu hizmeti devam ettirebilirdi yani. Mesela bazı abiler için diyor. Mesela ben diyor şey yapsam bile, mesela ben vazgeçsem bile onlar devam eder diyor yani. O bazı şeyler için, lahikalarda. O cihette yani. 4 tane abi var ben sayıyorum. Ben daha hizmetten vazgeçsem bunlar geçmemesi lazım. 4 tane böyle. Hakkı abi, Refet abi böyle 2 tane daha var abi. Evet, insaniyet itibariyle böyle bir zayiat benim gibi insanlara çok hırkatlıdır, yandırıyor. Gerçi zahiren tahammüle çalışıyordum fakat ruhumda şiddetli bir fırtına vardı. Eğer ara sıra Kur'an'ın nurundan gelen teselli teskin etmeseydi benim için dayanmak mümkün olamayacaktı. O zaman Barla derelerine, dağlarına yalnız gidip geziyordum. Hali yerlerde oturup o teessürat-ı hazine içinde eski zamanda Abdurrahman gibi sadık talebelerimle geçirdiğim mesudane hayat levhaları sinema gibi hayalimden geçtikçe İhtiyarlık ve gurbetin verdiği sürat-i teessür mukavemetimi kırıyordu. Birden
dedikten sonra ya baki entel baki sırrı, yani ya baki sen bakisin, yani Allah baki Rabbimiz, entel baki yani ancak sen bakisin. Yani bu sır, yani böyle büyük bir sır, böyle azim bir sır, bu şeyden sonra, bu vakadan sonra, üstad bunları yaşadıktan sonra bu sır açılıyor yani. Ayet-i Kusya'nın sırrıyla diyor üstad. Bu sırrı ondan sonra izah etmeye başlıyor bu ricada. Onu ricanın zemini bu yani. Yine şurada şu. O ya baken hasbunallah değil de ya baken. Ya baken del bak. Yani bunun için böyle bir zemin yani. O şeyi zıttından çıkarmak meselesi gibi abi. Yani bunun çıkması için o zıt yani. Yani bunun zıttı yani. Ya baken tel bakin zıttı bu vaka yani. Şeyi zıttından çıkarmak diyor ya. Peki bizde de mi o kanuniyet var o zaman? Aynı böyle ya. Aynı. Yani yanmadan çıkmaz mı? Çıkmıyormuş. Bunlar çıkmıyormuş. Mesela bir tanesine siz biraz ileri gitmiyor musunuz dedi de böyle enfusi deyince dedim ki eneyi yırt, huveyi göster de ne anlıyorsun dedim. Huve nedir dedim bak mesela. Yani bu zeminler olmasa olmuyor. Bak eneyi yırt, yırttın ne olacak? Kim gösterecek? Sen kimsin ki o zaman? Huveyi göster. Huve. Anladın mı Osman? Çok tuhaf değil mi? Anladım. Ha işte bak işte... Olmuyor. Yani bu zemin kanundur. Mesela Boğaz'ın insanlarına Zeliha ile Yusuf ne kadar acayip bir model. Mesela başka Kısay Musa. Hastalık mesela korona ile. Nefsi şeyle Yunus Aleyhisselam. Bu zeminde hasbunallah değil de ya baken tebaki. O ortaya çıktı. Demek ki celal, cemal de celalde gözüküyor ki kemal oluyor. 24. söz. Bunu evet. Şey entel bak ya bak entel bak sanki kalbe hitap ediyor. His yani. Gibi çünkü dünyadaki sıkıntılarda his olursa vicdandır. Duygu olursa latif, şeye, kalp, evet. Devam etsin bakalım ne çıkacak ya. Bakayım asılı böyle. Ama güzel tarafı şu. Yani bir böyle beraber olmanın güzelliği. Yani kalp ya. Nedir o? Ya bu tamam da bunlar Abdurrahman'dır, şunudur, yakınlarını. Hani Allah Resulü ehli beytini çok şey yaptı ya. Yani zannediyorsun yakınların, ustad da bunu soruyor. Yakınlarını mı yüceltiyor? Şey Abdurrahman yaptım, şöyle oldu, böyle oldu dünyanın. Ya bir şey inşa ediliyor ya. Bir dünya inşa ediliyor. Bir saray inşa ediliyor. Bir saraya da birisi gelecek yani. Saraya da birisi yaşayacak. Ya bir toprak inşa, bir hamur yapılıyor. Orada bir şey ekilecek yani. Bir çekirdek ağaç olacak orada. Yani bu böyle bakarsak mükemmel bir senaryo. Dünya da aynı böyle. Bak şöyle oldum böyle. O hisle mutahassis olsak mesela, sürülmüş, dağlara sürülmüş, talebelerini kaybetmiş, barlaya itilmiş, onu kaybet, bunu kaybet, onu kaybet, bunu kaybet, kaybette de kaybet. Kaybetmiş yani. Bunun iç aleminde ne olmuş? Onu söylüyor, bana ne oldu diyor. Bak bana bu oldu diyor. Şey demek istedim, ya baki entel baki, vicdan. Hasbunallah ve nimel vekil. Akıl gibi duruyor da onu söylemek istedim. Anladım. Burada vicdan değil de daha çok ruhi bir durum yani. Ruhi. Çünkü yukarıda diyor ki evet insaniyet itibariyle diyor. Yine aşağıda haletten bahsediyor. Hazin haletlerden. Yani vicdandan daha çok ruhsal yani. Çünkü ya baki entel baki de onu en iyi yani benim şu anda şeyim yani kendi fikrim. Bunu ancak ruh şey yapabilir yani. Kaldır. Bu bekayı. Yani o beka şeyini, bu ya baki entel baki. Ancak o seviye yani. Üçüncü lemada şey diyordu, his ve zevk, fikir diyor, fikri dinlemediler diyor ya. Evet. Üçüncü lemada ya baki anlatırken his diyor. Devam etsin bakalım. Yani. Zaten yine şeyde, işte Abdurrahman'ın vefatının hüznünden gelen bu dehşetli manayı bütün aydınlattıracak ve hakiki teselli ve sönmez nur verecek
bu ayeti kerime diye feyn tevelle fekul hasbiyallahu o ayeti kerime söylüyor ve orada ileriye geçiyor. Biz burada Abdurrahman abinin onun şeyini ehemmiyeti yani üstad niye bu kadar şey yapıyor? Birincisi yani girmeden önce birkaç tane şey söyleyeceğim abi. Birincisi şu mesela tenezzülat diye bir şey var. Mesela üstad sözlerinde bahsediyor işaret-i icazda. Mesela tenezzülat o kişinin tenezzül etmesi. Mesela Allah'ın tenezzülü, Allah'ın kendisinin tenezzülü yani bize tenezzül etmesi. Nasıl? Mesela Kur'an Allah'ın tenezzülatıdır. Yani inebileceği kadar inmiştir zaten. Yani o en aşağı seviye yani bizim seviyemize gereken seviyeye inmiştir. Yani ne iktiza ettiyse. Mesela hadislerde Peygamber Efendimiz yine aynı şekilde inmiştir o seviyeye hadislerde. Üstad da Risale-i Nur'da inmiştir. Yani Kur'an tefsiri olması cihetiyle. Burada biz bir şey anlamadıysak veya fark edemediysek ya da bize ağır geldiyse yani bu Kur'an'dan ya da hadisten ya da şeyden değil, Risale-i Nur'dan değil. O bizim kendi şeyimiz yani. Kendimizi geri çekmemiz ya da anlamak istememek ya da hakiki ihtiyacı hissetmemek o şeyi. Bunlar yani tenezzülat yani burada şey için söyledim. Üstad bir şey söylerken şu var mesela yine işaret vicazda var. Mesela ayette nedir? Bu Allah'ın kelamıdır kesin. Allah'ın kastettiği mana neyse o murattır. O da kesin. Üçüncüsü nedir? O bizim anladığımız yani. Herkes farklı anlayabilir. Ama burada en külli anlayış nedir? Allah'ın kastettiği nedir diye o cihete bakmak yani. Yani orada o eneye yırt tüveyi göster yine orada. Yani sen kendini terk ettiğin zaman o zaman o külli ya da cami verilmek istenen alınabilir. Risale-i Nur'da da aynı şekilde. Hadiste de aynı şekilde. Yoksa herkes, mesela Risale-i Nur'dan herkes her şeyi çıkarabilir ama en külli, en cami o kişi yani bunu yazan kişi, bu mütekellim neyi kastetmiş? Onun maksadına bakmak yani. Onun makam maksadına bakınca o zaman külliyet yakalanabilir. Onun dışında yine üstadın dediği, benim bu ihtiyarlık vaziyeti zamanımda öyle fedakar, sadık birisi bana lazımdı diye üstad. Bu bir cümle. İhtiyarlık vaziyetinden bahsediyor üstad. Yine hemen bir geri de var. Güya yevme yec'alül vildane şibe. Sırına mazhar olarak öyle günlerdir ki çocukları ihtiyarlandırdığı cihetle 40 yaşındayken kendimi 80 yaşında bir vaziyette buldum. Yani üstad bunu dediğinde 40 yaşını geçmiş yani 48-50 yaşında ama harbi umumi gördüğü için ayetten iktibas ederek çocukları ihtiyarlandırdığı cihetle diyor kendimi 80 yaşında buldum diyor. Yani üstad bunu derken ihtiyarlık vaziyeti derken aslında burada kendisi 80 yaşında gibi o var. O halette sahip. Evet yani o halette o vatandan meyusiyet ondan sonra o Rusya'daki o kosturmadaki o şeyler. Esareti, oradan geri gelmesi, gurbetleri. O benim bu ihtiyarlık vaziyeti zamanımda derken, onun için söyledim. Öyle fedakar, sadık birisi bana lazımdı. Şimdi yine benim kendi şeyim, fikrim yani. 40 yaşına kadar, yani benim kendi gördüğüm, tahmini değil de gördüğüm yani bizzat. 40 yaşına kadar nokta-i istinad daha ehemmiyetli olur. Çünkü şey, insan bir şey yapmak ister, bir şey yapmak için de istinad lazım yani. Yani nereye dayanacak? Mesela bir şirket kuracak, bir sermayesi lazım veya bir şey yapacak. Mesela ilmi bir şey yapacak, bir zemin lazım yani. Onun için noktayı istinad öne çıkar yani Allah'a imancıydı biraz da. Ama artık 40'tan sonra, geçtikten sonra artık baktı bir şeyler olmadı. Artık ihtiyarlanmaya başladı, hastalık gelmeye başladı. Mesela bazı şeyler oturdu. Mesela diyelim şirketi kurdu, işi kurdu, esnaf. İşte evlendi, çoluk çocuğu oldu. Ama baktı ki bazı şeyler yerinde durmayıp gittiğini o zaman fark etmeye başlar. Çünkü artık vücudunda da üstadın bahsettiği varidat, masarif mevzusu var. Artık kendisinden bir şeylerin eksildiğini hissetmeye başlar. Hissetmeye başladığı zaman da artık bu sefer, o zamana kadar ölüm korkusu çok hissetmez ama artık bu sefer kendinden bir şeyler giderken o noktayı istimdat, yani artık imdat edecek. Yani baktığı ileriye doğru gidiyor yani üstad diyor, koşar gibi gidiyordum. O zaman karşıdan bir şey almaya çalışıyor yani nokta-i istimdat. Bu sefer nokta-i istinattan ziyade nokta-i istimdat öne çıkınca tabii kendinden bir şeyler giderken bir yerlere tutunmaya çalışıyor yani. Mesela kendi giderken bir şeylerin sabit kalmasını istiyor. Mesela şirketi varsa veya işte esnafsa veya çoluk çocuğu varsa mesela çoluk çocuğum evlensin işte esnafsa nokta-i istimdat söylemek için bunları söyledim.
Ve bir işi varsa işi devam etsin. Bir şeylerin devam etmesin. Mesela bahçede mesela yaşlı adamlar bahçede uğraşır. Niye? Kendi giderken bir şeylerin sabit kalmasını istediği için. Üstad da burada ihtiyarlık vaziyeti zamanında diyor, öyle fedakar sadık birisi. Yani burada ihtiyarlık vaziyeti zamanında daha çok ihtiyaç duyulan birincisi fedakar olacak. Yani mesela onun bıraktığına kendini feda edip, mesela Hayrül Halef dedi, Hayrül Halef olması için kendini feda etmesi lazım. Fedakar olursa ondan sonra o kalan vazifeyi devam ettirir. Aynı zamanda sadık birisi lazım. Mesela yaşlılarda bu daha çok öne çıkar. Sadakata daha çok önem verirler. Mesela diğer şeyler o kadar önemli değildir. Sadakat. Çünkü onların en çok ihtiyaç duyduğu odur yani. Fedakarlık, yani kendi vazifesini devam ettirecek ve sadakat. Ondan sonra hem diyor zaten dünyada benim hakiki vazifem olan Neşr-i Esrar-ı Kur'aniye'de muktedir kalemiyle bana yardım etmekti. Yani bu zaten Abdurrahman abi de vefat etmeden önce bunu kendisi niyetini, halis niyetini söylemiş. Ondan sonra yine şuradan bakalım. Bir de şu var. Mesela Üstad Sözler 354'te onu söylüyor. 24. sözün 5. dalında. Evet, evvela insan nefsini sever. Sonra akaribini, sonra milletini. Şuradan okuyayım. Evet, insan evvela nefsini sever, sonra akaribini, sonra milletini, sonra zihayat mahlukları, sonra kainatı, dünyayı sever. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle mütellim olabilir. Üstad burada farklı bir şeye geçiyor. Başka bir şey anlatmak için bunu söylüyor da, iktibas bu. İnsan evvela nefsini sever derken burada nefse emmare ciheti de olabilir. Ama asıl nefisten kasıt burada kendi insaniyeti ciheti, yani insaniyeti cihet dediğimiz insan beşeriyeti, beşeriyetten insaniyete çıkması o cihette. Kendini sever. Mesela şu, insan kendisini sevmese, yani kendinden kaçan, kendinden nefret eden, kendini tanımayan, zaten sevmek için önce tanıması lazım insaniyete çıkması için. İlk önce kendisini sevmesi lazım ki kendisini terakki ettirsin, kendisini kemale doğru bir çabası olsun, gayreti olsun kendi kemaline doğru. Bunun için evvela nefsini sever derken, yine üstad da burada evvela nefsini sever derken nefsi dedi, yani üstadın nefsi olarak, kendisi olarak zaten dünyada bir hizmeti var yani. Fenafil olmuş artık o hizmette, yani İslam hizmetinde, İslam davasında. Onun için ilk önce hayatın merkezinde din olduğu için, Allah olduğu için bu cihetle de kendi nefsini sevmekten dolayı en çok sevdiği kimlerdir? Hizmete devam edenler, sadık olanlar. Bu şekilde bunu istiyor yani üstad. Kendi nefsini sevmesi cihetiyle, ondan da gelen bir şeyle. İlk önce bu hizmetin devam etmesi yani. Zaten üstad vasiyetnamelerinde de hizmetin devam etmesi için, hizmetin devam ettirenlerin devam etmesi için, ayakta kalması için, Risale-i Nur'un değiştirilmeden gitmesi için. Yine bunlara üstad zaten muhtelif yerlerde söylemiş, bahsetmiş yani ehemmiyetini. Burada bir tebliğ metodu da sanki anlatılmak isteniyor. Önce kendine, sonra akrabana, sonra çevrene gibi olabilir mi? Evet abi, kendini sever dedikten sonra zaten insan beşerden insaniyete, beşeriyetten sıyrılıp insaniyete çıktıkça zaten yine üstad diyor ya, ben önce nefsimden başlarım. Yani, kanuniyet var burada. Evet. Kanundan bahsediyor. Evet abi. Nefsiniz, önce ilk başta kendi nefsinden başlıyor. Sonra akaribi, sonra milleti. Yine dördüncü mesele mesela üstad. Kalp ve mide dairesinden. Ta dünya, zihayat ve dünya dairesine kadar bahsediyor yani. Burada farklı bir mesele iktibas. Yani burada kanuniyet almak için söyledim abi. Yine burada üstad niye bu şekilde bir usul var? Yani niye bu şekilde bir şey izlemiş? Mesela şöyle peygamberler. Yine onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela birisi benden önce gelenler, ben sonra geldim fikrinde, hissinde olursa bu şekilde. Mesela Peygamber Efendimiz şöyle derse, ben 124 bin peygamberden sonra geldim. O cihette olursa zaten birileri bir şey yapmış. Ben de onları devam ettireceğim gibi düşünür. Üstad da bu şekilde. Ama Peygamber Efendimiz mesela ne diyor şeyde, mektubatta? Herkesten ziyade takvası, herkesten ziyade ubudiyeti. Yani o kendini birilerinden sonra gelmiş gibi değil, ben ilk gelmişim gibi. Zaten kendi şahsı, nefsi itibariyle öyledir yani.
kendi aleminde o dünyaya ilk gelmiştir. Mesela herkes kendi aleminde, mesela biz ilk geldik. Mesela ben ilk defa dünyaya geldim, daha önce hiç gelmedim. Ben ilk defa geldiğime göre hizmet de ilk defa gelmiştir. Üstad da ilk defa gelmiştir. Çünkü ben yokken zaten üstadın olması o cihette yani önemli değil. Yani ben geldiğime göre en çok benim ihtiyacım var. Ve bu benimle birlikte gelmiştir dersem ihtiyaç hasıl olur. Ama şöyle olursa üstad 100 senedir zaten bu hizmet gelmiş, üstad yaşamış, hizmet yapılmış dersem bu sefer zaten yapılmış, ben de kenarından bir yerden gireyim gibi olur yani. Mesela belediye otobüslerinde bir duraktan girersin, devam edersin abi. Ama mesela otobüs yoksa mesela kendin yola ilk girersin yani. Kendin sen yola kendin çıkarsın. Ama diğer türlü zaten bir şey var, ben de onu atlayayım gideyim düşünürsün yani. Bu cihette üstad da burada mesela şöyle dese, mesela Abdurrahman abi de anlattıklarını veya o haletini mesela şahsiyetler olmadan çıplak anlatsa, mesela o hayatta onu çıplak gösterse bu sefer ya çok benliği öne çıkar, yani kendi şahsiyeti öne çıkar, hakikat gizlenir. Aynı zamanda suret öne çıktığı için üstadın sureti, şahsi sureti, bu sefer onun altındaki hakikat, o mana ifade ettiği, o çalıştığı, gayret ettiği mana ortaya çıkmaz. O da nasıldır? Mesela Abdurrahman abi, mesela Fuat abi, mesela tarzı hayat bize yaramaz derken Fuat abiye misal veriyor. Mesela Fuat abiye misal vermeden de üstad izah edip tarzı hayat bize yaramaz diyebilirdi. Ama o üstadın kendi şahsi fikri, yani insanlar şöyle düşünebilirdi. Yani bu adam kendi nefsinden çıkanı veya kendi aklına geleni yazdı. Kanaat hasıl olmazdı. Ama yaşayarak ortaya çıkınca o mana hayat bulduğu için daha çok kabule yakın oluyor, makbul oluyor. Ondan sonra bu şeydir, hakikatı kendi şahsiyetini öne çıkarmadan anlatmaktır yani. O hakikatı o şekilde, mesela Peygamber Efendimiz'e yine Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan mesela bu şekilde. Mesela şöyle ilk sadece bir tane peygamber gelip, tabii çok farklı hikmetleri de var da, bir tane peygamber gelip onunla din tamamlansaydı, mesela Allah yapabilirdi, öyle de ihtimaldir yani mümkündür, yapabilirdi. Ama 124 bin peygamber gelip sonra onun mütemmimi olarak Peygamber Efendimiz geldiği zaman belli bir şey gelmiş, yani din bir sistem olarak gelmiş. Bu o zatın kendisine çıkmayıp o zat sadece bu işin başındadır, reisidir yani. Bu mana için, bu cihette bir hikmeti budur yani. Bu mana için yani. Bu kendi şey değildir, bu manaya hizmet ediyor. Yani o din, dine hizmet ediyor yani. O cihet öne çıkıyor. Çok abi çok güzel bir mana verdi aslında. Şey diyor ya, şu vecize tam muvafık yani abi. Esbab, hani diyor abi, İzzet-i Azam'ı ister ki, esbab perdedar desti kudret ola akran nazarında. Üstad Hazretleri hakikatleri bizzat çıkartmamış. Bizzat çıkarırsa bu sefer İzzet-i Azamet veya işte kendisine mal edilecek. Hani Fuat abi de bunu göstermiş yani. Abilerden göstermiş yani. Yani onları esbab olarak kullanmış yani abi. Aslında ondaki sıdıkiyet, peygamberin sıdıkiyeti, ahlakı. Ki ondan diyor ki, benim sünnetime uyduğunuz gibi onların sünnetine de uyuyoruz. Niye peygamberin sünneti gibi sünnet olsun ki onun şeyi? Çünkü Ebu Bekir Sıdık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali aynı. Yani bu abilerin şeyi gibi. O aynada peygamberin sıfatı. Peki niye orada gözüküyor? Hem birbirine girer her şey. Bir de adetullah şey değil. Bir de o sıfatlarla insanlara bir ufuk açılıyor. Yani böyle oldu. Ve peygambere verilmiyor. Allah yaptı bunu. Hulukul Kur'an. Ustad da böyle aynaları göstererek onların zatından gösteriyor. Ve şey yapmıyor yani. Kendisiyle alakayı kesiyor. Aynen abi. Kaynak olmadığını bu ahlakın. Esbab dedi de Bayram söyledi ya, anlattı Abdurrahman abi. Normalde en fedakar talebesi, en cesur talebesi olacak, halife olacak bir talebe. Esbab olarak mükemmel. Hani üstad diyor ya, kuvvetli bir esbaba rast gelir bazen diye. Yani normalde çok kuvvetli, görünürde mantıken Abdurrahman abi tam aradığı şahıs üstadın ama olmuyor. Başka diğer talebeler üstadın yanına geliyor. Hani başka bir yerde üstad diyor ya, umulmadık, beklenmediklerden çıkarır diye. Yani esbab kuvvetli olmasın diye sanki değiştirilmiş. Zıttan zıttı çıkarmış. Mantıken olması lazım Abdurrahman abi ama olmuyor. Şeyi zıttını çıkartır. Evet.
Yani o kuvvetli esbab müessir zannedilecek. Şimdi abi ben hülasa gideceğim. İsteyen olursa sayfa sayısını ve şeyi söyleyebilirim. Ya da yerinden okuruz eğer isteyen olursa. Birincisi, Abdurrahman abi nasıl birisi? Yani bu külliyattan üstad bunu nasıl tavsif etmiş? Ona bakacağız. Abdurrahman diyor üstad. Üstadın biraderzadesi, yani Abdülmecit abinin oğlu. Üstadın birinci safta talebesi. Bunun sayfasını söyleyeyim. Bunun mektubat 350'de diyor. Birinci safta sana tahsis edilen makam ise Abdurrahman'dan sana münhal kalan yerdir. Risale-i Nur'un gayet ehemmiyetli bir şakirdi olan Hulusi Bey. Bunu Hulusi abi için diyor. Burada da birinci safta Abdurrahman abinin olduğunu söylüyor. Yine gayet zeki, fedakar. Hem bir talebe, hem bir hizmetkar, hem bir katip, hem bir evlad-ı maneviye diye üstad onu söylüyor. Onu da nerede? Yine Lemalar 238'de. Bir önceki şeyde, ricalarda. Ona o elbiseyi bir abiye falan giydiriyor mu? Hangisini abi? Birincisini giydirdi ya Hulusi abiye. Ha bunu direkt şey için söylüyor abi. Abdurrahman abi için söylüyor yani. Abdurrahman abi için söyleyince onun yerine sen oldun. Heh, evet abi. İkinci söylediğin sıfatı ile vasıflanan bir abi var Mustafa'nın. Onu söylüyor mu? Biraz önce okuduğunla. Mesela bir daha oku bu vasıfları. Acaba bizim bildiğimiz var mı? Gayet zeki, fedakar. Hem bir talebe, hem bir hizmetkar, hem bir katip, hem bir evlad-ı manevi. Heh, bunu kim giydi bu elbiseyi? Abdurrahman abi giydi. Bu Abdurrahman abi de. Evet abi. Bu elbise, bunu bıraktı, içinden çıktı, elbise duruyor. Onu kim giydi? Hulusi abi. Hulusi abi. Yani onun yerine kim geldiyse. O. Evet. İkinci sıfat oku. Bakayım onun yerine bir abi geçmiş mi? Ruhumla pek alakadar talebe, dost. Nur'un birinci şakirdi. Yine Abdurrahman abi için saydı. Hı. Nur'un kahramanı diyor abi. Bununla bir abi var mı? Biraz önce Hulusi abi. Hulusi abiydi. Şimdi bu şimdi okuduğunla kime nispet ediyor ustad ettiği var mı? Bahsi geç Abdurrahman. Ruhumla pek alakadar diyor abi. Güzel talebelerimi dostlarımı diye orada söylüyor. Kim onlar? Yo orada şey söylemiyorum. Lemalar 248'de. Hı. Bakayım. Önemli olan o şahıslar üzerinde gösterilen sıfatların bilinmesi ve o sıfatları dikkati çekerek bizde o uyandırmak onu. Evet bir sonraki. İstanbul'da Risale-i Nur mukaddematına büyük bir hizmeti var. Yine bu Barla 383'te. Gayet halis ve şimdiki tarzı hayattan müberra ve tabirlerinden safi ifadesi diye Abdurrahman abiden bahsediyor. O bak ne güzel bak şimdi tarz hayat bize yakışmaz. Şu tarz hayatta ne olmuş? Müberra abi. Müberra, beni yaşıyor. Ne derlerdi yaşamıyor, bulaşmamış. Ve tabirlerinden safi ifadesi. Yani o tarz hayatın tabirlerinden girmemiş. O ehli dünyanın şeyine. Hmm. Evet. Yine... Bak, yine çıkan sıfat Osman bu. Hmm. Evet, yani cemiyetin getirmiş olduğu hayat şeyini yaşamıyor. Cemiyet yaşadığı halde cemiyet yaşamıyor. Kelimeler bize farklı. İster istemez yaşadığı şeklinde yansır ya insan konuştuğu. Bak cemiyet yaşıyor ama cemiyet yaşamıyor. Tarz hayatı yaşamıyor. Hoş, bunun Rüştü abi çok fazla duruldu. En fazla duruldu diyebilirim ki size. Şimdiki tarzı hayat bize yakışmaz. Fuat abi için bir parladık şey var ya. Onu çok söylerdi. Şimdiki hatta layıka şeklinde yapıp duvara yapıştırmış. Şimdiki tarzı hayat bize yakışmaz. Diyor Ehl-i Beyt vesaire. Risale'nin talebeleri de manevi Ehl-i Beyt'tir. Onun için Risale'nin talebelerine de bu tarzı hayat yaşamaları, şu sufiyanetin, cemiyetin bize dayattığı veya yaşamamızı istediği şey bize yakışmıyor. Yakışmaz. Şimdi hiç görmedi abi Allah'ım. He? abim
Rüştü abi Bahtiyar dedi ki. Evet. Bugünler hiç görmedi abi. Görmedi. Yani çok, vallahi çoktu, yemin ederim çok duruyordu. Bu tarz hayat, bu tarz hayat. Zaten giyinişi de tuhaftı. Evet. Her şeyi tuhaf. Gerçekten muhalif bir şey yani. Farklı. Evet. Her şeyi yani. Onun için bir tuhaf, bizim Nur Camiası'nda tuhaf kabul ediyorlar. Yani sanki şey böyle. Yani biliyordu, bana böyle baktıklarını bildiği halde gene direniyordu. Bu tarz hayat yaşamazdı. Fıtrat yaşardı böyle. Mesela gel yemek de demezdi. Gel kendini yedir derdi. Ondan sonra bir gün geldi Osman, bunu da deyin de hoşunuza gidecek. O zaman havalimanı yok ya, 3. havalimanı, orası Belgrad Ormanı, Kemerburgaz ya, öyle bir orman. Geldi bir gün, Hasan, buyur abi. Küçük Rüştü diyor ki, küçük Hasan beni gezdirsin. Düşünebiliyor musun? Ay böyle. Küçük Rüştü diyor ki, küçük Hasan beni gezdirsin. Tam bir sonbahar hastası böyle, yapraklarda yürüyecek. Tam şimdi böyle, Belgrad'ı. Onu biliyor, onun yeri orası. Orası kenara koydu, sen ne yaparsan yap, beni yarım saat arama derdi. Girerdi içeriye. Küçük Rüştü. Ondan öğrendim ben de. Küçük Rüştü, küçük Hasan. Küçük Rüştü diyor ki, tamam abi, küçük Hasan beni gezdirsin. Büyük Rüştü'nün böyle derdi yok ha. Bu ayrılmış yani. Yani fıtri ha bu konuşmaları. Ha, tiyatro yapmıyor. Ayırmış kendisi. Evet. Zaten kendisi de Abdurrahman abi mektubunda yani aslında bize nasıl bir yol takip edeceğimiz, yani nasıl şey yapacağımız. Kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir ve kimseyle fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Dairede müddet-i mesaiden, yani çalıştığı zamanlardan hariç zamanlarımı kendi evimde Cenab-ı Hakk'ın şükrüyle geçiriyorum. Kimin ifadesi bu? Bu Abdurrahman abinin Barla'daki kendi mektubundaki ifadesi. Ama abi. Ama bir de okur musun? Onu yazmıştı, dershane kağıda yapıştırmıştı. Okur musun bir de onu? Kötü ahlakı şartmamak için bak ne diyecek bak. Kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir ve kimseyle fena hasretleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Bak işte insan rahat etmenin formülü. Bu şey söylüyor bunu. O yeğeni. Evet, Abdurrahman abi. Abdurrahman. Bir de Barlan en son mektubunda diyor. Bu tarz hayat bir Fuat. O cümle. En son mektup bu. Yani en son hatim. Sana evvel ahir diyeceğim şu ki adeta diyor Barlan. Bu tarz hayat bize yakışmaz. O konu bak. O cümle. Bize yakışmaz diyor. Bu hadise dahi Abdurrahman hadisesi gibi bir hüccettir ki bize şimdiki tarzı hayat yaramaz. Evet. Yaramazmış, yakışmaz demiş. Bu üstadın ifadesi değil mi? Üstad. Evet abi. Üstad abi diyor, üstad da onu teyze diyor sanki. Öyle mi oldu? Abdurrahman abi orada dedi. Üstad da bunu yine Fuat abi için yazdığı mektupta söylüyor abi. Abdülmecit abi yazıyor. Evet abi. Onun için söylüyor. Üstadın tabiri bu. Yakışmaz demedim. Yaramaz demek ki. Yaramaz. Vay be. Yaramaz. Yakışmaz gene bir şey değil de yaramaz. Bu yemek sana yaramaz ya, bak bunu yeme. Yumurta yeme Mehmet diyorlar. Sana yaramaz. Yumurta sıfır değil, doktor diyemezsin. Orada peki bu tarz hayattan kasıt bir şey var mı? Var var. Yukarıda anlatıyor onu. Onu uyarmış, böyle yapma, böyle yapma. Ama diyor, babası şey yapmadı, benden uzaklaştırdı, gitti şeye verdi, üniversiteye verdi. Üniversite talebesi. Üniversiteye verdi. Oysa çok zeki, çok direkli şöyle. Bana hizmetçi verdi. Herhalde şey yapmış. O da şey yapmış bana. Üniversiteye vermiş. Mektuba bakarsanız. Üniversitede iken, üniversite talebesi bugün kaç yaşı olur? Bir de bir kanun var orada. 18'de başlıyor. Rüştü abi ne kadın? 18'de başlıyor. 18'de başlıyor. 18'de abiler çocuk olur mu şimdi? He? Olmaz ki. Olmaz. Kardeşim bir çocuk bulu çağına gelmeden önce ölürse sinin bulu cennette olmuyor mu? Ne olursa olsun. Kim çocuğu olursa olsun. Öyle mi abi? Evet. Sinin bulu gelmemiş. Çocuk umarım. Sinin bulu olduktan sonra çocuk olur mu? Olmaz. Ustad ahir zamana ait bir içtihat ediyor. Ne diyor abi orada?
ahir zamana ait iştihad ediyor. Bulu çağı çocuk yapabilme biyolojikle sinir rüştü ayırıyor. Sinir rüştü gelmeyenleri de çocuk gibi kabul ediyor. Yani iştihad ediyor. Bak nerede, orada. Ne diyor? Barla'da. Sana şöyle diyeyim. Vividanun halidun oldu diyor orada. Okusana abi. Konuyla zaten alakalı. Alakalı değil ama o. Yani bak, vildan muhaledun ne demek? Cennet çocukları. Burada çocuk iken vefat edenlerin cennetteki halleri. Bu ayet. Peki bu Fuat abiye vildan muhaledun oldu diyor. Nasıl bu? He, nasıl olacak yani bu cennetin muhaledun olacak? Cennet çocuğu nasıl olacak? Ne olacak? Üniversite talebesi cennet vildan muhaledun mu olur? Okuyayım abi. Bak 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 okusun bak. O da yine Abdülmecid abinin oğlu abi ikisi de. Bak ikisi de Abdülmecid'in abinin oğlu. He Abdurrahman'la Fuat kardeş. Ben size taziye vermek için, vermek değil. Bak. Belki hem onu hem sizi tebrik ederim ki. Bak ölmüş ölmüş ya tebrik ediyor. Bu zamanın dehşetli ve dalaletli hayatından kurtuldu. Daha masum ve çok bulaşmadan gitti. Ve size cennette layık bir evlat ve Vildanun muhalledun sırrına mazhar oldu. E nasıl olacak ya bu üniversite çocuğu cennet vildanı nasıl olacak? Cennet çocukları olur mu? Koca adam. Ve cennette sana çocuk olarak verilecek diyor. Temiz gitti falan diyordur. Belki. Yo olur mu biraz bozuldu diyor. Tam bozulmadan diyor. Bak ne diyor? Masum ve çok bulaşmadan diyor. Çok bulaşmadan. Ne demek bulaştı? Kanun... Kaçacaksın ama. Kaçmaya çalışıyorum bir şekilde. Yine aşağıda var abi. Risale-i Nur'un küçük talebeleri dairesindeki makamında ipka etti diyor. Yani küçük çocuk. Küçük var ya 7 yani 8-9 yaşında Risale yazanlar. Onların makamına kaldı diyor. Burada ne anlayacağız değil mi? Abi sinir rüşt o zaman ne zaman oluyor? Sinir rüşt. Sen merak etme, sinir rüşte girdin daha. Sen sıyrılamazsın. Ben mesela bir misal söyleyeyim. Bir mesela diyelim ki ben yaşadığımı söylüyorum. Bir yakınım. Gittim. Kaç yaşında? 19 var yani. Herhalde 19 var. Ya kardeşim, düşünceleri, fikirleri, hisleri, hayattaki bakışı, gayesi, vallahi billahi tallahi. Sanki 8-9 yaşında çocuk ya. Alzheimer değil veya şey Down syndrome değil yani. Bu aslında çocuktan ekseri böyle değil mi? Yani anlayışı, annesi kanser. Bak, üzülmesi gerekmiyor mu? Annesi kanser, kalk diyor kansere, ana diyor makarna pişir diyor. Lan bu 17-18 yaşında bu çocuk değil mi? Kanser yatıyor. Oğlum ben rahatsızım, kalkamıyorum. Anne ya, hep de yatıyorsun. Oğlum hastayım biliyorsun. Biliyorum ama diyor şey kızım. Çocuk. Ha bu böyle. Yani ortalama baktığımız zaman yaşına göre mi var sizin? Hatırlıyor musun sen kendi çocukluğunu ve kendi çocukluğundaki o büyük abileri? Yani olgunluk. Sen kendi olgunluğun Yusuf'ta var mı? Senin o yaşındaki olgunluk. Sen şaşırmıyor musun? Ulan biz bu yaşta böyle miydik? Ha Okay. Damarıma dokunma diyor şimdi yani. Yani sendeki o sahiplilik anaya, babaya, hayatı sorumluluk, geleceği düşünme. Mesela benim yeğen var Hasan Şamil'e. Lan onun şeyin diken ben 17 yaşında vakıf olacağım diye hedef şeyi koymuştum yani hedefe. Adam 20 küsur 21 yaşında yeni şimdi tamam ben artık bu sene diyor ki tamam dayı diyor. Ben diyor bu bitireceğim ve çalışacağım diyor. Şimdi ulan 21 ya 17 yaşında biz vakıf olacağız dedi. Kararımızı verdik, kalemi kırmıştık. Şimdi sinir bulduğu yaşı değişti ya. Çevriş çağı değişti. Evet abi gidelim. yine Sikke-i Tasdik 190'da üstad söylüyor. Üstadın tarihçi hayatını yazmış Abdurrahman abi ilk tarihçi hayatını. Yine Abdurrahman abi için az bir zamanda uzun bir ömrün vazifesini çabuk görmüş, bitirmiş, gitmiş. Yine bu Hasan Feyzi abi için diyor, birçok abi için diyor, az zamanda Sabri abi için, az zamanda çok hizmet etmeleri. Bunu Abdurrahman abi için de aynısı söylüyor. Az bir zamanda uzun bir ömrün vazifesini çabuk görmüş, bitirmiş gitmiş. Yani erken vefat etmedi, aslında o az zamanda çok uzun bir ömrün vazifesini çabuk görmüş yani. Bitirmiş yani gitmiş. Görmüş. Evet, Kastamonu 244'te onu da söylüyor. Şerde öyledir ha. Adam... 60 senede, 70 senede, 50 senede, 57 senede
insanlığın varamayacağı şer hayatı sokabiliyor oraya. Şer de böyle. Evet. Yine Abdurrahman abi için 1-2 senede 10 sene kadar nurlara kıymetli hizmet etti diye Emirdağ 1 185'te üstad söylüyor. Ne bir de okumuz şu şey? 1-2 senede 10 sene kadar nurlara kıymetli hizmet etti diyor. Allah Allah. 1-2 senede. Evet abi. 10 sene kadar. Kim için diyor bunu? Abdurrahman abi için abi. Oy. Emirdağ 1'de. Of. Abi insan ömrünün şeyinde bu çok hoşuma gitti ya. Aslında baktığın zaman abi yeni Haşir Risale'ni yazdı. Çok bir şey yapamadan gitti gibi ama üstad öyle söylemiyor. Uzun bir ömrün vazifesini gördü. Evet, devam efendim, devam. Abi insanın ömrünün taktiğine mesela vefat eden abilerin bir kısmında üstad böyle yine söylüyor. Acaba insanın ömrünün taktiğinde böyle yaptığı hizmet veyahut şer kesmettiği şer neyse onlar da o taktiğinde bir şey yapıyor mu acaba? Tabii ya, mesela 63 senenin içerisine bütün beş insanı sokmuş. Böyle yani mensubiyeti cihetini. Adam 57 yani senede Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olacak bütün şerleri sokmuş. 57 seneye. 63 seneye sokmuş. Ötekisi 50 seneye sokmuş. Ötekisi 40 seneye sokmuş. Ya bu bulunduğun miktar değil. O ruhun içerisine koyduğun şey. Baksana bu ne kadar bana tesir etti şu. 1-2 senede diyor. Ne dedi? 10 senelik hizmet mi etmiş diyor. 10 sene kadar nurlara kıymetli hizmet etti diyor. Ha, kıymetli. Ya kemiyete veya keyfiyeten. Bu kalite bu. Bak 1-2 senede 10 senelik hizmet. 8 seneden beri benden ayrılıp dünyanın evham ve gafletlerine bulaştığı halde şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zanlı varmış. Kur'an-ı Hakim'in himmeti imdadına yetişti. Bunu mektubatta 357'de bu velayet yollarını anlatırken söylüyor abi. Yani verasetinin ve sırrının Risale-i Nur'da olduğunu. Burada üstad Kur'an-ı Hakim'in diyor. Yani Risale-i Külliyat'ı Hakim ve Rahim ismine mazhar olduğu için azami derecede yine üstad onu söylüyor. Ona mazhar olduğu için bu cihetten yani Hakim ismi cihetinden Kur'an-ı Hakim'in himmeti imdadına yetişti. O söz onu manevi kirlerinden ve evham ve gafletten temizlemekle beraber adeta mertebeyi velayete çıkarmış. Mektubat 357'de söylüyor. Yani aslında bir cihette de bu üstadın o sözlerinde bahsettiği talimle tekemmül sırrı yani. Ne kadar bulaşsa da o talim olduğu zaman, o Kur'an-ı Hakim'in himmeti olduğu zaman o Hakim ismi öne çıktığı için onu tekemmül ettiriyor. Mertebeyi velayete çıkarmış diyor. Bak bu hepimiz işte bulaştık, hepimiz berbat olmuşuz. Daha geçmişiz. Bak ne kadar bulaşsa bile bulaşmış ama Risale-i Nur'a hizmet hayatta gaye edindiği için Allah o bulaştığına bakmıyor, mertebeyi velayeti veriyor. Oo, bu bana müjde abi. Vallahi hepimize de. Vallahi bana müjde. Bak ne kadar bir dokun musun ne kadar bulaşsa bak. Evet abi. 8 seneden beri benden ayrılıp dünyanın evham ve gafletlerine bulaştığı halde bulaştı. Şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zanlı varmış. Kur'an-ı Hakim'in himmeti imdadına yetişti. O söz onu manevi kirlerinden ve evham ve gafletten temizlemekle, yani temizledi, beraber adeta mertebeyi velayete çıkarmış. Yine burada bir şey de söyleyeyim. Mesela bu günahlarda veya haramlarda veya menfi şeylerde Üstad Adem'e racidir diyor. Ama şu da var, Adem'e raci ama mutlak değil. Nasıl mutlak değil? Mesela üstad diyor ki bu besmelenin sırrında. Mesela besmele burada rahmetten üstad genelde bahsediyor. Rahmet bunun bir ciheti yani. Evvel ciheti. Zahir batını şeyi de var. Zahir batın bir de ahiri de var. Bu cihetler de var. Mesela kendi alemimiz aleme raci olan şeylerle ve bu hassiz fezayı yani kendi alemimizi düşünelim. Hassiz fezayı ve boş ve hali alemi yani böyle Adem'e raci oldu, müncer oldu yani. Hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve yani bunlar rahmet yaptı. Sonra ne yapacak rahmet? Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bil bedahi rahmettir. Yani bu evvel cihetinde. İşin başında rahmet var. Tabii sonrasında rahmet isminden sonra yani rahmetten sonra inayet, hikmet, adalet de olduğu için onlar yani bu şekilde ne oluyor?
doldurdu, nurlandırdı, şenlendirdi yani o alemi. Yani o alem tekrar dirilebilir yani. Hay ismiyle. İnsanın hayatına da böyle bakar. Evvel ya. Evet abi. Yani zaten evvelinde rahmet olduğu zaman mesela ilk rahmet tecelli etti. Tabii o evvelin batınında adalet var. Zahirinde inayet olarak zaten üstad bahsediyor. İnayet. Batınında adalet. Zahirinde inayet. Üstad diyor zaten. İnayet ilahinin imdadımıza yetişmesin diye üstad birkaç yerde bahsediyor. Evvelinde rahmet. Ahirinde de hikmet var yani. Anladın mı ağacı? Bak ağacı yaptı bak. Yok, bir daha. Ağaç batınında adalet. Ağacın. Evet abi. Zahirinde inayet. İnayet. Evvelinde rahmet. Rahmet. Ahirinde hikmet. Bu üst, şeyin işaret hücazda üstadın bahsetti. Yani Allah'ın bir hikmet, bir gaye takip etmesi. Gaye zaten hikmete bakar. Hikmet olduğu için gaye takip edilir. Bir gaye takip ediliyor. Yani bir hikmet var orada. Burada bana saydıkların içinde bana ait olan hiçbir şey yok mu? Abi zaten bu senin için yani. Hani dedin ya bana müjde diye. Yani ya, buna buna atfen okudum. Yani o saydıkların hepsi Allah canibinden yani Allah'ın şeyleri. Ben bir şey katmamışım orada yani. Ben yokum. Zaten abi sen yokken daha suhuletli yani. İnayeti Allah'tan. Evet abi. Allah'tan. Hikmet Allah'tan. Hepsi ben yok muyum şu anda? Yani zaten onlar olduğu zaman abi sen ipka oluyorsun yani. Sen varsın. Aysa kusur zemininde onlar gözüküyor. Senden olmuyor ya. Gafur, şaka bir tarafa, böyle bu şahıslardaki sıfatlarla Risale'deki inayet, rahmet, lütuf, kerem, inayet, ihsan, ikram. Ne demek bu? Kimisi şeyiyle oluyor, cömertliğiyle olur. Kimisi gayretiyle olur, kimisi ilmiyle olur, kimisi fedakarlığıyla olur. Mesela bir zat biliyorum, şu anda üniversitede fizik profesörü. Maraş'ta yani. Takdir edeceğim için bilinmesine şey yok. Ben Kırıkhan'da şey yapırken vakıftı. Sonra evlendi. Evlendi adam ne yapar değil mi? Yeni bir hayatına eve daha bağlı olur. Kesinlikle derslere gitmede bir defa aksattığını görmedim. Meşver cemaatindendi. Gece gündüz hatta gece 11-12'lerde eve giderdi. Yani o yağmur çamurda. Araba yok. Fakirlik var o zaman. Yani gayret bu ay o cihette ama başkası ötekisi cömertlikte gitmiş. Mesela adalette Ebu Bekir Sıdık her cihette değil. Bak Ömer'e yetişemiyor. Hil, Enfusi'de Osman'a yetişilemiyor. Hazreti Ali'ye ilimde yetişilmiyor ama sadakada da buna yetişilmiyor. Yani bu durusu Kur'aniye'de inayet, lütuf, kerem, rahmet var ya böyle. Mazar, kimisi özeniriz tabii. Şunun bir meziyeti var, şunun bir meziyeti var. Tabii ki hepimize geliyor ama o zaman keşke ben öyle olsam değil. Ben olacağım ama iyi olacağım. Ben olacağım. O ki sen ben olacaktın, ben niye varım? Ben olacağım ama iyi olacağım. Şeyi çok iyi demişti yani. İki de bir kullanıyorum ama. Fena ve fani bir adamın güzel bir sözü var ya, Buluşten'in şeyi vardı. Çok oyunu bilmem ama bildiğim yapacağım oyunu en iyi ben yaparım. Gayem buydur diyor. Yani Allah'ın beni aynadarlık bu hizmet-i imaniyede beni nerede istihdam ediyor? Cömertlikte, sahiplilikte, fedakarlıkta. Şurada da öyle ya. Kimisi hakikaten çay yapar, ötekisi şey yapar, temizlik yapar. Mesela şimdi Abdülkadir'in mesela değil mi? Vesilesiyle. Bak şimdi bugün bunlar Ceylan ya. Vesile ya. Bak böyle bir şey organizasyon şey var. Ama Furkan'ın başka tarafı var. Bayram başka bir şey yapıyor. Mehmet kardeşim mesela bu hizmette işte şey yapmış, onu yapmış. Değil mi? Gitti falan. Dert edilmiş, dertlenmiş. Hazırlamış yemeği vesaire. O da şey yapmış, öyle yapmış. O zaman keşke değil, keşke kendimizi döndüreceğiz. Osman da şunu yapmış diyelim. Ben olacağım ama en iyi olacağım. Mesela o ağaç çok hoşuma gitti o. Mesela o tasnif var ya. O zaman Hasan abi hidayet gibi. Hidayet sanki bu vasıflar bir yağmur. Sen nerede dolaşıyorsan ona göre... Tabii yani. Yani bu şahısların üzerinde. Fuat abi olsun, Abdülmecit abi olsun, Hüsrev abi olsun, Sungur abi olsun. Onların üzerinde.
ki sıfatları ki Kur'an'da 28 peygamberde yapıyor. O sıfatları nazarı dikkati çekiyor. Ha buymuş. Dikkat ederseniz 8 tane şeytani şey sıfatlar diyor. Evet. Ha, o sıfatlar şeytandan bahsetmiyor. Yok. Şeytani sıfatlar. Ben de var o zaman ne ararım şeytanı başka bir yerde? Şeytan zaten benimmiş diyor. Yine Abdurrahman abi için nasıl birisi dedik. Onun için o mektupla dünya ezvakından nefret ettiğini ve en büyük maksadı bana yetişip ihtiyarlığımda bana hizmet etmekti. En büyük maksadı dünya ezvakından nefret etti. Ondan sonra en büyük maksadı bana yetişip ihtiyarlığımda bana hizmet etmekti diye. Onu da yine lemalarda söylüyor. Burada bu medyelere hak kazandığı dönemlerde. Yani onu nasıl belli etmiş? Yani genç bir delikanlı değil mi? Yani dışarı yönelmez mi ya? Yani niye amcası yaşlı bir insan? Yani nasıl? 30 küsur yaşında galiba. Evet. 33 bile değil yani. 30 küsur yaşında. 30. 30 küsur. Bir yerde 26 yani. Evet. O yani bu vasıflar şey olmuş ya bu şey. 26'da oluyor. Bu işte bu anlatıyor. 30 işte 33 bile değil 26 ile başlıyor. Zaten şey çok önemli bu 26'ya kadar Hazreti Ali söylüyor mesela bedenen de 26'ya kadar biliyor. Ondan sonra şey başlıyor. İnbisat azalıyor, zar oluyor, inkişaf başlıyor. 26'ya kadar inbisat. En öne çıkan. Ama bu kalkıyor değil. Yavaşlıyor ona göre. Öne şey geçiyor. İnkişaf başlıyor. Yani bu sıfatlar mesela insanı insan ediyor yani. Peki nedir? Aynadır. Kendimizi seyrediyoruz. Ha ben buradayım. Bu eksiğim. Bu tarafıma dikkat etmem lazım. Ben bu insan ağacı var ya şeceri hilkat. Büyük insan. Çekirdeği. Çekirdeği neydi? Durma mı? Yok yok. Bu biraz önce okuduk. İnsan. Rahmet. Ahiri? Hikmet. Zahiri? İnayet. Batını? Adalet. Adalet neydi adalet? Adalet üç sıfat var. Evet, üç sıfat. Hikmet, şecaat. İffet. Ha. Yani bu büyük insan olmak, beşeriyetin sıyrılmak için rahmet, hikmet, inayet, adalet. O Haşir Risalesi'nde var. Allah Allah, adalet. Orada rububiyeti anlatmak için usta söylüyor. Ben onu bu Gafur abi söyledi ya rahmet yani rahmet bir sır. Yani rahmet sırrı olduğu zaman bu sadece üstad rahmet cihetindeki sırrı almış. Tabii rahmet olduğu için orada biz Haşr Risalesi'nden diyebiliriz ki rahmet olduğu için aynı yerde adalet sırrı da yine inayet sırrı da hikmet sırrı da vardır yani o besmelede. O kaçıncıydı o hakikatta mı diyor? Evet hakikat Haşr Risalesi'nin hakikatı. Haşr Risalesi'nde abi 3 yerde söylüyor ayırarak. Bir yerde de yine rububiyetin içinde söylüyor. Görüyor musun? Orada var yani Osman Buğçe. Yani bak böyle bakınca gözüküyor. Adalet. Batını adalet. Adaleti i̇şte, de... Hasan abi şey çekti. Bu hani nedir o? Hani girersin de film çekerlerdi ya. Et hiç görünmez. Sırf iskeleti görsün evet, çıkartır. Evet. Bu şimdi şeyi çekti. Röntgenini çekti. Röntgenini çekti. Şu anda mesela bu ağacı çıkarttı. Hikmet. İnayet. Adalet, rahmet, tak iskeleti oluşturdu. Evet. Onun üzerine artık oturttu, yerleştirdi, çoğaltı. Çoğaltı. Kavuz ne dedi biliyor musun bu çayelinde gittiğim zaman? Kavuz reisi kuradır, 80 küsur yaşında. Ne sorarsan başını bir iki harf söyle, gerisini söylüyor. Şu satırda diyor, çok acayip de ilerlemiş. O satırın başı hangi harfle başlıyor? Yani acayip olmuş biliyor. Evet. Şaşırdım tamam. Ne dedi biliyor musun? Bak ne dedi Nimet'e. Dedi ki, hayret, ne hayret ediyorsun dedi. Ben ömrümü bir cilte verdim dedi. Bir cilt. Siz diyor, 14 cilte verdiniz. 14 cilt. Sana dedi bir şey sorsalar, ondan sonra bana sorsalar o ayetin mealini verir. Ama ne demektir insanda vesaire, bu ne kastediyorum bilmem dedi. Ben dedi bir cilte İhtisasım var. Siz de 14 ciltte ihtisasınız. Yani mesela bakın ama bak bu yaşta. Bayağı kaç yaşındasın? 22 abi. 22. Aynen öyle sorduk abi. Bak aynı şeyi sorduk. Benden çok yaşayacaksınız. Ha. Hep beraber güzel yaşayacağız da. Bakın 22 yaşında. İnşallah.
bu büyük insanın ağacının evveli ahirisini şey yapmış. Evet, evet. Ha. İşte çok... Ama mesela bunu insan-ı kamil nasıl olur? Büyük insan nasıl olur? Hafıza sorsan, Kur'an-ı Hakim şey yapar, namaz kılan, oruç tutan, şu olur, bu olur diye. Evet. Yani bu üzerimizdeki deseler ki, inayet nedir? Olmaman gerektiği yerdesin şimdi. İnayettir bu. Rahmet nedir? Hak etmediğimiz halde mazar olmuşuz. Evet. Tamam. Adalet nedir? Böyle bir ortamda adalet, iffeti, şecaatı, hikmet olmaması gerekirken bir bakıyorsun ki mayacıda veya öteki doktorda şey, mesela şu doktorun yaptığı normal mı? Bir yerde söyledim dedim. Şimdi ben niye dedim bahçeli evlere tayin aldın? Daha rahat. Ya diyor oradan ben diyor gayem insanlarmış ama yüzüne karşı demiyorum da o da bir sıfat yani. İnsanlara ben diyor davayı anlatmak için varım. Kitapları da koymuş masasına. Burada anlatacak ki başka kimse kalmadı. Kaç sene, 10 sene ben kaldım diye. Başka yere gideyim ki başka insanlara ulaşayım. Gitti oradan zor bir yere, daha çok müşterisi olan bahçeli evlere gidiyor. Öyle mi? He ya. Niçin diye sorduğum zaman öyle dedi. Hmm. Ben değişik insanlara diyor. Belki birbirisinin nurları da farklı tanıyor. Ama orada artık sene sene gele 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 hepsi aynı. Ne anlatacak ona daha? Hmm. Yani bu da bir şey mazar. Yani mesela bizim yanımızda Süleyman. Herkesin hayatı gaye hayali olan doktorluk. Adam bırakmış vakıf olmuş. Yani normal değil yani. Ondaki rahmet böyle tezahür ediyor. Ondaki. Bir diğerindeki farklı tezahür evet. ediyor. Hepsi rahmet ama. Allah. Adam kalkmış. Abi mesela bir tanesi söyleyeyim. Ben bu adamı tanıyor muyum bu toprak sahibini? Tanımıyoruz bu bina sahibini. Sufa Vakfı'na vermiş. Sufa Vakfı'nın vesilesiyle biz buradan istifade ediyor muyuz? Bu ders icra ediyor. Bu adamı düşünebiliyor musun? Bunu vakfeden adamı. Ya. Biliyor mu ne olduğunu? Bilmiyor. Ama o adama böyle rahmet tecelli etmiş. Senin haberin olmadan senin güya imiş gibi sana bu nimeti vereceğim bu dersi diye adama yazılıyor şimdi. Bu binayı vakfedene. Devam. Tabii. İhtiyarlığında bana hizmet etmekti diye onu okuduk. İhtiyarlıkta üstada hizmet, yani üstada hizmet derken üstad tabi başta da söyledik, kendi şahsiyeti değil, üstada verilmiş olan, yani o keman yaşında üstada verilmiş olan hizmeti imani ve Kur'ani'ye hizmet etmek. Zaten üstad hizmet için her şeyini feda etmiş, ona hizmet, yani üstada bir hizmet yaptığın zaman sen doğrudan Risale-i Nur'a hizmet etmek oluyor abi. Bak, şuraya bak, Allah Allah. Ama ne hiç şaşırdım? Hani şahıs yoktu? Beşeriyet yoktur hizmetimizde ama insanlık var içinde. Beşeriyetinden sıyrılmış, insanlığını kazanmış, insanlıkta hizmete, hayat hizmete mal olmuş insanların hayatına da hizmet etmek, hizmetin hizmet etmektir. Kastanımda da zaten diyor diyeyim. Bak, onu da bak söylüyor. Abdurrahman abi nasıl birisi? Bunu bitirdik abi. Zeki demişti. Onun için bir şey okuyacağım abi. Zeki diyor burada. Zeka ile akıl farklı. Mesela üstad akılda aklın ifrat tefrit vasatından bahsediyor. Bir de ayrıca zeka. Yani bu zeka o ifrat derecede olan zekavetle o cihet de var ama burada zeka bir sıfattır. Biraz daha farklı bakılabilir yani hususi olarak. Mesela zeki derken orada üstadın diyor mesela gayet zeki derken onun zeki olduğunu söylerken şu mesela yine lemalarda söylediği gibi yani hafıza hafızsın derken hafız olduğunu zaten biliyor onu belirtmek için. Yani hafızlığını onun fark etmesi için. Mesela burada zeki derken bu zeki ne demek? Zeki zeka sahibi olan yani o zekasına sahip olan onu tasarrufu kendi elinde olan. Yine zeka başka bir manada nedir? Sürat-ı intikal, yani zekaya baktığımız zaman mücerret manasıyla ne denilebilir? Sürat-ı intikal, yani intikal sürati, yani yine şeyde söylüyor, mesela Araplar için zeki bir kavim diyor, gayet zeki bir kavim. Mesela orada ne diyor? Meşgul olduğu meselede, yani o zaman belagat için söylüyor, en kısa ve rahat ve hafif yolu ihtiyar eder. Zeka bunu yapar, mesela en kısa, en rahat, hafif yol. Mesela sürat-i intikal olduğu için, üstad ne diyor sırat-ı müstakim için? Buradan, bu noktadan oraya çizilen en kısa yol. Yani bunu da yapmak için, yani bunu yapan zekadır yani. O sırat-ı müstakimi. Mesela üstad için de tarihçi hayatta var. Hocası yazıyor orada, Molla Camii ezberlediğinde. Bu şekilde diyor, ifrat derecede zeka ile şeyin, hafızanın bir insanda tecemmuğu nadirdir diyor yani. Pek görülmez, nadirattandır diyor.
buradaki zeka, yani zeka sahibi olan, yani o zekasını kullanabilen için en kısa, rahat ve hafif yolu ihtiyar etmesi. Yine üstadın meslevide bahsettiği, bu zamandaki insanlara diyor, seyrü seyir olduğu için en kısa ve rahat bir yol olması gerekiyor. Bu cihette yani. Zekanın bu ciheti yani. Yine zeka için 369 da var sözlerde. Belagat ehlidir. Yani muktezai hale mutabık hareket eder. Mesela üstad da bu zamanda en zeki üstattır. Niye? Çünkü bu zamandaki en kısa, en rahat, en hafif yolu o ihtiyar etmiş. Yani ezeli ebedi, yani bu zamanda yapılabilecek ne varsa onu üstad bizzat bil fiil göstermiş. Akıllı olmak için zekalar kullanılıyor. Zaten öne çıktığı akıl hakim olduğu için zekası bu kadar yük olmuş. Zeka bir nimet. İşte bu işleri yapıyor. Bak Kur'an'a hizmet ediyor. Evet. Abdurrahman nasıl birisi diye bunları okuduk abi. Şimdi Abdurrahman dünyada kalsaydı ne olacaktı? Vefat etti ama üstad dünyada kalmasından bahsediyor. Mesela dünyada kalsaydı diye az önce okuduğumuz yerde. Dünyada kalsaydı ne olacaktı? Hem biraderzadem, yani üstadın biraderzadesiydi, yakınıydı. Hem manevi evladım, en fedakar talebem, yani kendisini hizmet için feda edecekti. Hem en cesur bir arkadaşım, ihtiyarlık vaziyeti zamanında öyle fedakar, sadık birisi bana lazımdı diye zaten 12. ricada okuduk. Dünyada kalsaydı bunları yapacaktı. Yani Abdurrahman abinin o ünvan için üstada yakın olmak, yani biraderzadeden kasıt odur ya benim anladığım. Üstada yakın olmak yani. İkincisi manevi evladı, onun hizmetine sahip çıkmak. Üçüncüsü en fedakar talebem dediği, yine kendisini feda etmesi hizmet için, yani elinden geleni yapması. En cesur bir arkadaşım dedi. Yine şey yapmaması yani, yolundan dönmemesi yani cesaretten. Benim şeyim anladım. Öyle fedakar, sadık birisi diye. Zaten sadık ve fedakar, onu başta izah ettik. Yine Abdurrahman dünyada kalsaydı, bu farklı bir yerde, pek ciddi ve samimi bir surette dünya ezvakından nefret ettiğini, en büyük maksadı bana yetişip ihtiyarlığında hizmet etmekti. Yani dünyada kalsaydı Abdurrahman bunu yapacaktı. Yani bu ünvan nedir? Bunu yapan zaten Abdurrahman olur yani bu cihette. Evet, bir daha bak Osman, yaşasaydı ne yapacaktı? Abdurrahman ne olacaktı? Peki o sıfatları biz yaparsak biz de Abdurrahman oluyoruz. Evet. Bir okur musun ne olsaydı? Pek ciddi ve samimi bir surette, yani ciddi olacak ve samimi olacak, dünya ezvakından nefret ettiğini, yani dünyayı terk edecek. Allah için yani terk etmek yapmamak değil, onun adına malum. En büyük maksadı bana yetişip ihtiyarlığımda bana hizmet etmek diyor abi. En büyük maksadı. Yani hayatının gayesi diyor üstad, hizmet bilsin diye onu söylüyor zaten. Hayatının gayesi. Evet. Yine Abdurrahman dünyada kalsaydı ne olacaktı? Hem dünyadaki vazife-i uhreviyemin kuvvetli bir medarı, o vazifeyi devam ettirebilirdi. Benden sonra tam yerime geçecek bir hayrul halef, yine hizmet cihetinde bunu devam ettirmesi, bunu da söyledik. Hem de bu dünyada en fedakar bir medar teselli, yani üstad o ya baki entel vaki sırrında söylediği gibi, onu teselli edebilmesi yani. Ve bir arkadaş, üstad yine bunu söylüyor, hizmette arkadaş olmak. Yani yine şeyde de söylüyor, İhlas Suresi'nde, en civan mert bir arkadaş olmak iktiza eder diyor. Uhuvvet. Yine Abdurrahman dünyada kalsaydı diye Barla 22'de Hulusi abiye anlatırken, benim yegane manevi evladım, medar-ı tesellim, hakiki varisim, bir dehay-ı nurani sahibi olacağı muhtemel olan diye Hulusi abiye, sen onun aynen yerini geçtin diye Barla da söylüyor abi, 22'de. Kim ediyor? Hulusi abiye söylüyor. Abdurrahman abi anlatıyor, sen onun yerine geçtin diyor yani. Evet, Abdurrahman abinin üstadın müteessir etme ciheti, bu da farklı bir cihet. Yine 12. ricada bahsettiği gibi, baki kalan öteki yarı dünyamda vefat etti. Yani üstad bu kadar, kendi dünyası vefat etmiş gibi. Şey yapıyor, mesela şöyle, birisinin bir çocuğu olsa, o vefat etse mesela, o çocuk vefat ettiği zaman o kişinin dünyayla varlığı kesilir. Niye? Çünkü o öldükten sonra onu devam ettirebilecek fıtri olarak bir çocuğudur yani. Başka kimse devam ettirmez, yani sahip çıkmaz. Bu cihette de üstad bunun için çok müteessir oluyor yani. Zaten ne dedi? Evet, insaniyet itibariyle böyle bir zayiat benim gibi insanlara çok hırkatlıdır, yandırıyor. Yani insaniyet ciheti tabii bu. Hizmet cihetinde. Son olarak abi, yine hülas olarak buraya yazacağız Abdurrahman abinin şeyini.
sıfatlarını. Son olarak Abdurrahman'ın yerine gelenler diye ben külliyattan baktım. Kim gelmiş diye. Üstad kendisi söylüyor. Hulusi abi için söylüyor. Mektubat 350 de var. Barla 22 de var. Barla 37 de var. Aynen onun yerine geçmesi diye. Abdurrahman abinin yerine. Hulusi abi. Birisi budur. Yani bu unvana dahil olmuş. Yine şeyde de söyledi 26. lemada. Kule önlü sarı bıçak Mustafa Hulusi. 30 Abdurrahman kuvvetinde diyor abi. O yaptığı hizmetten... 30 Abdurrahman kuvvetinde mi diyor? Evet abi. 150 varmış orada. 38. Bakmış mıydı? Yani bu Abdurrahman abinin şeylerini saydıktan sonra diyor abi... Sonra çarparsa neyse. 30 Abdurrahman. Yine bu sarı bıçak Mustafa Hulusi abinin kardeşi için. O da kardeşi Küçük Ali var. O da Kastamonu 85'te. Hulusi abinin kardeşi mi? Yok bu Sarı Bıçak Mustafa abinin kardeşi abi. Küçük o. Evet abi. Onun kardeşi Küçük Ali var. Hatta büyük ruhlu Küçük Ali diye bahseder abi usta. O da mı Abdurrahman? O da Abdurrahman gibi. Onun yerine geçti diyor yani. O Kastamonu 85'te. Zübeyir abi için Emirdağ 1-25'te var. Orada da ne diyor? Abdurrahman'ın yerine geçen Zübeyir, Fuat bedeline Ceylan. Bana verilmiş diye manevi ihtar aldım. Ben de burada işimi onlara bıraktım diye yine söylemiş abi burada. Abdurrahman yerine Zübeyir, Fuat bedeline Ceylan abi. Ceylan abi için ayrıca Emirdağ 2-43'te daha ileride benim Abdurrahman'ım diye ondan yine bahsediyor. O şeye dahil olmuş. Zaten manevi ihtar diyor abi orada. Yani kendisi şey, zanlı değil, manevi ihtardır yani. Yine Barla 341'de Refet Bey için aynısını söylüyor. Kastamonu 7'de var. Hafız Ali için söylüyor abi. Hafız Ali abi için. Yine az önce demiştiniz ya siz hangi abilere giydiriyor bu unvanları? Evet. Sıralıyor onları. Bunu bizzat üstad kendisi külliyata evet, gösteriyor. Evet yani çok merak etmiştim de. Evet. Başka? Yine bu Sarı Bıçak Mustafa abinin şey var, oğlu var. Aynı zamanda o Küçük Ali abinin de yeğeni oluyor abi. Oğlu Hafız Ahmet diye Kastamonu 85'te. O da Abdurrahman diyor abi onun içinde. Allah Allah. Yani babası, kardeşi ve oğlu yani. Yine Emirdağ 1.85'te Salahattin abi, bu Salahattin Çelebi, Zekai abi, İhsan abi, Hasan Feyzi abi için, Mustafa Oruç abi için, Emirdağ 1.85'te. Abdurrahman abi. Tabii bunlar, işte. Evet. Sıfatlarını taşıdığı için mi? Oradan mı tespit etmişti? Evet. Yani o şeye dahil olmuş yani. Onvana girdiği hani için. Dedik ya Abdurrahman dünyada kalsaydı ne yapacaktı? Bunları yani onun yapacağını zaten bunlar da yapıyor yani. Onun yapacağını bunlar da yaptı yani, demek. Abdurrahman'ı bırakmıyor yani. Herkes de ne giderse gitsin. Mesela Hulusi'nin de demiyor. Hep Abdurrahman'ı kıyas ediyor. Ona karşı bir başka bir şey olmuş yani. Yani onu işte üstad işliyor ve şey yapıyor yani. İrtibatlandırıyor. Ayrı ayrı gibi ama abi bu toplayınca şey oluyor. Mesela bir yerde böyle, bir yerde böyle söylüyor. Ama aslında üstad bir şey anlatmak istiyor yani. Mesela buna en basit şey nedir? Mesela buraya baktığımızda masa var, kitap var. Birbiriyle alakasız. Bardak var, kalem var, telefon var, halı var. Birbiriyle alakasız gibi ama bunlar birlikte bütünlük var yani. Mesela bizde nasıl? Mesela Rezzak ismine baktığımız zaman her yerde Rezzak görmek insan istiyor. Ama aslında külliyata da baktığımız zaman lafızlar farklı ama onlar bir manayı ifade etmek istiyor yani bir gaye hizmet ediyor. Bunu fark etmek yani. Onların o birlikte anlattığı o cemindeki şeyi, manayı fark etmek. Yine Mustafa Sungur abi için Emirdağ 1-226'da Abdurrahman abi yerine geçtiğini söylüyor. Yine Emirdağ 1-226'da Feyzi, Bahettin, Abdurrahim, Ömer, Aziz, Şükrü, Sabri diye bu abileri sayıyor abi. Yani toplamda... Benim aklıma şey geldi de yani sıfatla tespit ediliyor dedin ya. 10 kişi var mı? 21 kişi abi. Tevafuk falan alıp da öyle bir şey olabilir mi diye düşünmüştüm. Ya tabii üstadın anladığı tevafuk olur, imma olur, remiz olur mesela. Zaten manevi ihtar diyor mesela Ceylan abi, Zübeyir abi için. Onlar artık sarahattır yani üstad için. İhtar almış yani abi. İhtar aldı, sarahattır yani. Mesela her şeyin ifratı şeytandandır diyorsunuz ya, benim bir yere kafam takılmıştı da. Mesela son derece zeki anlamında böyle bir şey söylüyor değil mi Abdurrahman için? Evet, Deha-i Nurani diyor abi. Hem de zeki diyor. Yani çok zeki. Gayet zeki diyor. Şimdi çok zeki olur.
amca, o da şeytandandır. Aklıma şey geldi Hasan abi. Hani şeytanın dahi ne diyor burada? Şeytanı mı susturan diyor. Yani o zekayı kullanıyor ama. Akıl kullanırsa o hayır, akıl kullanırsa hayır olur o zeka. Yani zekanın şeyi meşhumu iyi olmayan zeka ne diyor? Akılsız zeka. Akılsız zeka. O kötü işte. Akıllı zeka büyük nimet ya. Yani son derece kullanıyor, sonuna kadar kullanıyor fakat aklın elinde. Aklın elinde. İyi bir biçak, iyi iş yapıyor. Sana araban iyi. İyi şoför olman yetmiyor. Araban da iyi olacak. Mesela Hasan abi bir şey daha söyleyeyim. Abdurrahman abi ile alakalı baktım. Yani şimdi hemen siz de diyorsunuz ya kendimi koyuyorum onun yerine. Ya ben nasıl şimdi vazgeçeyim iyi bir araba binmekten, güzel bir iş yerine sahip olmaktan falan filan gibi. Şimdi mesela diyor ki, mesela burada yazıyor ki, ey derdi maişetle müptela olan insan. Şimdi Abdurrahman abi aslında söylüyor. Zekilik ne demekmiş aslında? Bil ki senin hanende bereket direği, rahmet vesilesi ve musibet defası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme maişetim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dik maişetin daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok kat'i delillerini biliyorum, seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa geçiyorum, şu sözüne kanaat et, kasem ederim. Şu hakikat gayet kat'idir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Yani Hasan abi, yani son derece zeki. Ne yapıyor? Maişeti terk ediyor. Ondan bir endişesi yok. Ve üstad da ona yaşlı bir insan olarak kendini gördüğü için teslim olmak istiyor. Yazdı mı? Hayır, hedefler arkadaşım. Ve bak o bu sıfatlara sahip olma nispetinde Abdurrahman oluyoruz. Ünvandır çünkü. Zulkarneyn, Mehdi, başka şey, Hızır, ünvandır diyor. Bak mesela neymiş o? Oku abi. Birader zadem, manevi evladım. Aynı zamanda manevi evladım, hakiki varisim de diyor abi. Hakiki varisim ne? Tamam. Yani manevi evladım diyor ya, aynı zamanda hakiki varisi. Başka bir yerde hakiki varisim diye söylemiş. Yine en fedakar talebem, bu şekilde söylüyor. Cesur bir arkadaşım. Yine sadık. Yine sadakatini, onu da şey yapıyor, sadık. Yine zeki olmasını birkaç yerde bahsediyor ama Hulusi abi bahsederken de şöyle söylüyor abi. Bir dehay nurani sahibi olacağı muhtemel olan. Yani bu zekilikten kasıt, yani dehay nurani. Yani onu hizmet için kullanmak yani o cihette. Bu muhtemeldi. Yani Abdurrahman kalsaydı böyle olacaktı diyor. Sen aynen bunun yerine geçtin diyor Hulusi abi için. Bu şekilde. Biraz farklı mı olur? Çıkartır mı konuyu ama merak ettim de sadece. Niye üstad bu kadar Abdurrahman abi istediği halde bir türlü Abdurrahman abi olmadı da? Yani veya ondan niye de vazgeçemiyor? Hep zihninde yine Abdurrahman'la ilişki kuruyor. Yani hep onu istiyor. Ama onun yerine başkaları verilmiş. Ama o verilmemiş yani Abdurrahman şey. Üstad'a hizmet noktası. Yani o da verilmiş de bir de şu var. İlk bu yani. Mesela üstadın küçüklüğünden beri yanında üstad diyor. Ben seni yetiştirdim. Sen de ihtiyarlığında keşke bana hizmet etseydin diye söylüyor. Üstad yetiştirmiş ve ilk üstadın yanında talebelerinden o kalmış. Mesela şeyde söylediği gibi 12. ricada. Talebelerin çoğu o şeyde harpte gitmiş yani. Böyle Van'da anlatırken orada diyor talebelerimin cenazelerini gördüm diyor. Veya daha şeyde hayalen o günlere gittim diyor talebelerimle yaşadığım günlere. Onlardan üstad çok müteessir. Geriye sadece şey kalmış yani Abdurrahman abi. O da işte şeyde vefat ediyor daha sonra. Soruyu anladınız mı? Çok acayip bir soru da benim kafamda bir şeyi var, aklıma getirdiği. Ben sizde, sizinkilerini de merak ediyorum. Dedi ki, Abdurrahman bu kadar ısrar ettiği halde Abdurrahman'ı Allah aldı. Ama aldığı halde hala ölçü Abdurrahman'la yapıyor. Onu orada kafasında tutmakla mihenk noktasını yapıyor. Acaba nesibi bir tarafkirliğini mi öne çıkartıyor? Yani demek isteyip de diyemediğinizi diyeyim yani. Nesebini, yani Peygamber Aleyhisselam Ehl-i Beyti var ya, Ehl-i Beyti'ne devamlı nazara veriyor, temessük edersiniz. Acaba cibilli bir karabetini, cibilli bir nesebini mi öne çıkarıyor Peygamber? Cibilli bir yakınını mı
merkeze koyup her şeyi o merkezde izah ediyor. Soru öyle. İfade etmek istemedin ama bu ya. Değil mi? Evet. Ha. İnsan böyle ya. Hadi bakalım abiler. Peygamber de niye böyle yapmış? Aynı kanı bunda işliyor. Nedir o? Peygamber niye ehli beytini öne çıkarttı devamlı? Gelecek Evliyullah zatları bunların şeyinde gördüğü için. Bir, oradan dini mübine hizmet edecek, sahiplenecek, o soydan gelecek. İki, ehli beyt fıtri dine taraftar. O mesela bir babanın ne kadar kötü olursa olsun ben babamın malına, mülküne, soyuna, dostuna, akrabasına cibili bir sahibiyim. Ama sen babamın git şeyini tarlasını satın al, ben sana hibe etsin. Babamın o şeylerine, maddi ve manevi varisliğine benim gibi olamazsın. Ben de senin babana olamam. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam haşa, yüz bin defa haşa, ne kadar haksız dahi olsa diyor, ehl-i beyti cibili bir tarafkirlikten dolayı haksız dahi olsa taraftar olur. Fıtri bir sahip olur. Ehl-i beyt fıtri bir dine sahiplenmiş, fıtri olmuş. Aynı kanun bunda da var. Üç, Hazreti Peygamber'in nesli oğlundan devam etseydi ne olurdu? Şimdi adam bu dine, mübine hizmet etti diye tarikattır, şeyhtir, abidir, varistir diye yanlışlıklarını da görmeden putlaştırmıyor muyuz? Bunun peygamberin çocuğu olduğunu düşünseniz, Abdullah, Kasım, sağ olsa niye kızıyla devam etti? Oğluyla da devam etse ne olur? Ne olurdu biliyor musun? Peygamber gibi olur. Nasıl ki peygamberin toprağını alıp içiyorlardı, bilmem ne yapıyorlardı, yaş olmuş ya mesela. Daha sağlığında işte öyle demedi, aldı gitti yaptı, hacamat kanını içti değil mi? Ya var ya insan. Eğer peygamberden sonra eğer oğlundan erkek tarafından nesebi devam etseydi bu nübüvvet devam edecekti, risalet pek de kapanacaktı. Risalet hamaleleri çıkmazdı. Dava demektir risalet, Kur'an. Ama nübüvvet ise nesebi al. Risalet al ayrıdır, risalet nesebi al ayrı. Ne kadar şey dahi olsa, hizmetçi dahi olsa nesebi al. Ama üstün risalet alidir, Kur'an. Eğer peygamberin nesli erkeğinden devam etseydi, şu andaki yaşadığımız abuk subukların 10 katını yaşardık. Ustadın varisliği de aynı, kendi nesebinden devam etmiyor. Nübüvvet tarafı, la teşbih ve la temsil, nesebi cibiliyetten devam etmiyor. Yok yani ustadın şeyinde. Ama risalet tarafı, risalet aynı darlığı var ya ustadın. Yani dava ruhun buna devam ediyor. Hulusi, dava, Zübeyir, dava, Hasan Feyzi, dava. Ama düşünün ki şey olsaydı, soyundan olsaydı, Allah öyle bir şey takip etmiyor işte. Tarikat gibi olacak. O tarikattan daha beter. Şu anda diyelim ki adam çünkü şey vesaire abuk subuk şeyler ya, sürüne sürüne gidiyor, peygamberde hiç gözükmemiş. Ama neler olurdu ya, aklım almıyor yani. Eğer peygamberin oğulları devam etseydi, sağ olsaydı, Allah-u Alem, Abdullah var, Kasım var, bir de şey, İbrahim. Onlarla devam etse, acayip bir şey oldu. Hayal edemiyorum, vallahi tam ruhumun derinliklerine kadar Allah yaptı da zaten doğru. İyi ki öyle olmuş ya. Öteki taraftan devam etti. Şimdi aynı kanun bunun şeyinden olsaydı, nesebinden olsa, adam ne olurdu değil mi ustada? Ne bu davat ne olurdu? Nasıl bir tarikata dönüşürdü? Hakikatten sıyrılır. Böyle şey. Niye? Ustad bir varis bıraktı diye. Varisi de söylüyor. Hizmeti yakınımda olanlar,
tarzı hareketimi görenler dustur bu aynen uygulamasını vasiyet ediyorum. Kitap kütüratın külliyatın basılması, sevk külliyatın sevk edilmesi, onun muhafızı bekçiliğini yapacak, kalem karışmasın. Ondan sonra gelen karlarla ikinci kitap basılacak. Daha karlarla vakıflar hayatın 5 tane vasiyette teyit edilen vakfı hayat sahiplerinin iaşesini devlete etmek o. Dershanelerde müdebir. Ama biz ne yaptık? Mutlak dediğimiz zaman haşa acayip bir şey. Bu acayip acı gül yabanı gibi bir hale koyduk. Evet. İşte yani sebe olsa ne olacak? Üstadın kendini koymadığı makamlara biz o insanlar... İken onları koyduk. Evet. Üstadın mücerret kalmasında da bu demek ki bu hikmet çağırıyor o zaman. Evet yani mesela diyelim ki çocuğu olsa. Şimdi bir misal benim çocuğum olsa. Misal. Bizi hürmet eden yani benimle dost olması için öyle bir mecburiyet hissedecek yani. Bunun da çocuğuyla ters olmayayım ya. Değil mi öyle değil mi abi? Öyle yani fıtri bir şey eziklik olur vesaire. Ve çok hikmetleri var. Hani Allah en iyisini yapıyor ya. Bizim gibi düşünmüyor. Allah gibi düşünüyor Cenab-ı Hak. Genelde öyle oluyor. Her zaman. Acayip bir şey ya. Yani o kadar düşünmüşüm ki 3 tane erkeğinde bir tane bırakmıyor abi. Acayip. Ustada bakıyorsun buydu 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 diyor bırakamıyor. Abdurrahman eşkasa olmuyor. Fuat olmadı aldı. Abdurrahman'ı da aldı. Abdülmecid'i de aldı. Üçünü de aldı. 3 taneyi aldı. Fuat'ı, Abdurrahman, Abdülmecid. Peygamber, İbrahim, Abdullah, Kasım. 3 taneyi aldı. Kanun aynı, efalonuna bağlı. Allah şu Allah'lık yapıyor ya. Ya bizim düşündüğümüz gibi değil yani. Burası burası değil tabii de. Hadi bakalım. O üçüncü dediğin şey için abi, mesela şimdi bile üstad bu kadar şey yaptığı halde mesela her işte bir şey paylaşıyorlar üstadın fotoğrafı. İşte arada bir çıkıyor üstadın bir fotoğraf uyduruyorlar. Bir ses uyduruyorlar. İşte üstad böyle dedi hatıradan bir şey uyduruyorlar. O üstad şey yaptı. O cihet var. Bir de şu var. O ikinci dediğim var ya fıtri olarak sahip çıkması. Zaten onun karniyetini üstad şurada şöyle söylüyor. Benim bu ihtiyarlık vaziyeti zamanımda yani üstadın artık dünyadan gitmeye yakın zamanda öyle fedakar sadık birisi. Yani o fıtrinin şey nedir altı içindeki sistem. Fedakar ve sadık yani fıtri olduğu için fedakar ve sadık oluyor. Fedakar ve sadık olduğu zaman da zaten o kanuniyete girdiği zaman aynı onun gibi oluyor. Mesela Ali Beyt'te de ne var? Mesela Üstad diyor ki manevi Ali Beyt'tendir. Kim? Risale-i Nur talebeleri. Niye manevi Ali Beyt'ten? Yani fedakar ve sadık talebe olduğu için Risale-i Nur talebeleri sünneti devam ettiriyor ve o din hizmetini devam ettiriyorlar yani bu zamanda da. Risale-i Nur talebelerinin de manevi Ali Beyt'ten olması bu cihetten yani. Fedakar ve sadık oldukları cihetler. Fedakar ve sadık. Ali Beyt ne yapar? Fıtri bir taraftarlığı var. Biz Risale-i Nur bizi öyle terbiye ediyor ki dini mubine fıtri bir cibili bir taraftarlığımız var yani. Sadakat ve fedakar. Mesela hizmet için bak yapamadığımız bir şey yok. Cumartesi pazarımız şey yapmışız vesaire. Yani evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Evet. Ben bir şeyi kaçırdım herhalde, anlamadım herhalde. Şimdi mesela az önce Furkan'ın sorduğu sorunun cevabı olarak siz Allah neden yapmamış diye taşıdım oraya. Taşıdınız. Ama üstad niye böyle yapmaya çalışmışı cevaplamadınız ama. İşte aynı kanunu, o kanun bir silsiledir, efaldır. Peygamber'e yaptığı kanun aynı, buna da yaptı Allah. Ama Allah yapmış bunu. Allah yapmış. Ama mesela peygamberimiz niye, peygamberimize gitmeyeyim de, üstad neden? Yani bir vahidi kıyası mı oluşturmuş Abdurrahman'dan sürekli bahsederek? Yani peygamber... Yani ölçü mü? Şeydir, ahir zaman müceddidinde peygamberin hayatının vasıfları aynı, semboller, simgeler, objeler farklı. Abi takılıp kalmasını soruyor, niye takılıp kalmış diyor. Ha, yani Ehl-i Beyt'i de öyle yapmış ya peygamber aleyhisselatü vesselam. Niçin yapmış? Ya kardeşim Allah da Kur'an'ı da peygamberleri vesairelerle hep onu öne çıkartmıyor mu? O ölçü yapmıyor mu? Mihengi nokta ne yapacak? Şimdi tersini düşünelim. Bir tanesi dedi ki bana aynı sorunun ters cevabı. Niye peygamberi diyor Hazreti Muhammed seçti dedi. Bir sürü şey var.
soruya en güzel cevap soru sormaktır. Tamam, bir başkası olsa bu sorunu sormayacak mıydın gene? Abdurrahman'ın duası olamaz mı yani? Ya olabilir de, şimdi bu bu fıtri bir hal böyle böyle şeyleri olacaktı bir sürü. Bunu nereden biliyoruz? Peygamberde olacaktı diye kendisi söylüyor. Cibili bir şey. O zaman peygamberin hayatı onun varisinde de aynı cereyan ediyor. Aynı. Mesela bir şey vardı. Ali Çarabi rahmetli. Ona şey yapmıştım. O kafayı takmıştım. Peygamberin hayatıyla ustadın hayatını özdeşleştiriyor. Şimdi diyor şu nübüvvet şu tarihte geldi diyor. Bunda da diyor mehdilik şu saatte şey tarihte geldi diyor. O diyor şuraya gitti. O da bir şey yapıyor. O diyor vahiy diyor şunlar geldi şu tarihte. Ustada da şu risale yazıldı diyor. Böyle birbirine şey yapmış. Eşleştirmiş. Eşleştirmişti böyle. O zaman kayıtlar yoktu ki aldılsaydı. Yapmış yani. Bayağı ömür vermiş. Mesela ustadın etrafına baktığın zaman toplam o kadar. 307-308 tane talebe var toplam bilinen şey. O zaman şey yapmış, kabul etmiş. Mesela Ashab-ı Kehf de öyle yani. Yani bunlar sembol ve simgedir. Yani abi orada işte hani Abdurrahman abi istiyor. Kendisine rağmen bu sistem oluyor. Mesela üstad da diyor ki başıma niye bu kadar sıkıntı geldi? Uzun zamandır düşünüyordum. Niye bu kadar işte işkenceler, zulümler, sıkıntılar? Sonra anladım dediği gibi. Burada da aynı kaynıyet de aslında orada Abdurrahman abi üzerinden bak kendisine rağmen sistem bu şekilde gelişmiş. O istedi bu şekilde gelişmiş. Evet. Kendisine rağmen orada bir şahs-ı manevi veya bir Cenab-ı Hakk'ın orada iradesini murad etmiş. Yani aslında şöyle dedi Hasan abinin iki tarafa da cevap Hazreti aslında. Peygamber kendisinden sonra kim halife olmasını istemişti, murad etmişti? Koca Faruk kainat değil mi? Kim istedi? Hazreti Ali. Ama murad-ı ilahi değildi diyor. Hazreti Ali istedi değil mi abi? Tabii. O benden sonra o istemiş. Böyle ama murad-ı ilahi değil. Kalemin kağıdı verin dedi. Yani anlaşılan şu. Kalem kağıdı verin diyor. Halifeliği yazacak da başsız olmasın diye. Sonra almadan mektubatta geçiyor. Alın götürün dedi. Çünkü direkt Allah yapacakmış. Allah müdahale etmesini istemedi. Direkt yapacak. Allah peygambersiz yapıyor o. Ondan sonra daha gömülmeden halife seçtiriyor. Yani ilk defa oluyor. Yani babadan oğula böyle Mekke'nin şey var ya temizliği işte hediyeleri falan böyleydi ya. Post nişin böyleydi. Böyle bir sistemin dışında başka düşünülemez. Mümkün değil. Bu şey oldu. Din olmuştu. Ama Cenab-ı Hak peygamberimizin zamanında yıktı bunu. Yani bir nesepten devam eden değil. Bak Ebu Bekir Sıdık. Aynı soydan şey değil yani. Aşiretten değil, kavmiyetten değil. Ama hakikaten Allah başka bir şey yapıyor ya. Tarzı hayatı belirledi aslında. Acayip bir şey. Mesela babadan oğula bir hilafeti şey yapmadı, getirmedi Cenab-ı Hak. Götürün dedi. Murad ilahi başka. Şu Allah direkt müdahale ediyor. Dinine, kendisine şey yapıyor. Bırakmıyor ona. Ustada da öyle. Bırakmıyor. Al diyor şu çocuğu. Torununu al diyor. Torununu al. Al Allah al. Onu da alıyor. Onu da alıyor. Onu bağlama. Tamam. Ben buna aynı vasıftaki kişileri hizmetçi vereceğim sana. Bir tanesini Kastamonu'dan, bir tanesini Denizli'den, bir tanesini nereden getirdi? Elazığ'dan getirdi. Bir tanesi Konya'dan Ereği Zübeyir abi getirdi. Aha işte topla. Bir istedin 10 tane verdim. 21 tane mi? Kaç tane verdin? 21 tane. 21 tane verdi. Yoksa bir tane kalacaktı. Bir Abdurrahman olacaktı. Biz de ondan sonra onun nesebinde putlaştıracaktık. Bir sürü şeyler yapacaktık. Şimdi öyle değil. Diyoruz ki Hulusi abi ama Zübeyir abi de varmış. Aa bak o da Abdurrahman, o da Abdurrahman, o da Abdurrahman. Tamam çok şükür dağıttı şeyi. Adem-i merkeziyeti getirdi yani. Evet. Bunu Kafir abinin sorduğu şey şu. Bir noksaniyet mi olarak mı bakmalıyız buna diyor. He olur mu ya? Noksaniyet değil de bak şimdi mesela sözlerde... Cemaliyenin tezahürü gibi abi. Şimdi bu mesela cibirli taraftanın insaniyetin iktizası. Ama Cenab-ı Hakk'ın hükmüne razı olmak kemalattan geliyor. Evet. Bu kemalatın tamamlanması için abi. Olur ki bizim noktayı nazarımızda yakın şeyde ilerleyen süreçte ailemizde
ya da dışarıdan birisi arasında tercih yapmak zorunda kalırsak, vicdanen bilsen ki... Bravo, bu çok güzel oldu abi, şimdi oturdu. Nasıl, bir de söyle. Bilseydim cevabını verirdim abi. Sabahtan beri sorumu sormaya çalışıyorum. Abi, Kafur abi diyor ki, şimdi diyor, tamam diyor, Cenab-ı Hak bu şekilde murad etmiş ama diyor, bu diyor, noksaniyet gibi gözükmüyor dışarıdan. Ha, mesela, ben bu benim akrabam, ben istiyorum ki bu olsun. Evet. Yani bu insaniyetin iktidası, insan akrabalarını evet. seviyor. Ama bu ilerleyen süreçte bir hüküm olacak. Yani bizim de kendi başımıza böyle bir hadise geldiği zaman, mesela... Derse, bir hizmetin başında olursak. Ben istiyorum ki, İbrahim benim akrabam olduğu için bu işi bu götürsün, bu yüklensin falan Hı. istiyorum ama bakıyorum ki bu daha layık bu işe. Yani vicdanen biliyorum ki bu daha layık. Ama İbrahim de akraba. Bunun ikisinin arasında kalırsam İbrahim'i seçtiğim zaman bu zulüm olacak. Liyakat esaslı kimse onun yürümesi lazım abi. Ama üstadın ki onunki gibi de değil. Üstad... Öyle öyle. Yok yok, üstad ama sadece ona bakmıyor öyle, yani. Çünkü şey özelliklerine ya. De bakıyor ama bu sefer şey gibi akrabam... Sen yani torpil gibi sen anlatıyorsun aynı olayı. Hayır, yok, hissetmese bile bilinecekti böyle. Hazreti Osman için olmuş ya mesela. Çok doğru. Harika. Anladım ben de şimdi anladım. Hazreti Osman'ın akıbeti böyle oldu. Dün biz buraya gelirken ne yaptık? Açtık navigasyonu değil mi? Navigasyon bizi böyle getirdi, böyle götürdü, böyle götürdü. Üstad da Risale-i Nur'ların telifinde bizzat işin içinde Resulullah'ımızı sünneti ve Kur'an'ı anlatıyor ama kendisi de o yolda anlatırken gidiyor aslında. Kendisinin farkında değil. Evet. Yani nasıl ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Efendimiz kendi nesebi için istemişse üstad da istemiş. Mesela bugün biz konuşuyoruz ya, üstad bunu istemiş ama bak olmamış. Resulullah'ımız da istemişti, olmamıştı. O zaman biz istemeyelim şekline gitme durumumuz olabilir ya. Üstad bunu ayırt edememiş. Neden? Çünkü üstadın kemalata ulaşması gerekiyordu. Onu istemeliydi ki ona karşılık Allah onu değil de bir diğerini verdiği zaman kendisi kemale ulaşmış olsun. Evet. Tam da kanuniyeti zaten başta okudu. Önce kendin nefsini sever. Bir yer okuyacaktı, okusun da keselim. Namaz kılan. Önce kendin nefsini sever, sonra akaribini sever, evet. sonra milletini sever diye gitmiyor mu? Evet. Bir okusun. Kanuniyetten ziyade abi biz dedikleriniz doğru da şu var. Mesela üstad diyor kelama bakıp durma. Mesela burada Abdurrahman kelamdır. Yani kelam kendisi netice değil, muhatap asıl neticedir. Yani muhatabın onu alması. Mesela onun için de maksat makam önemlidir. Şimdi Abdurrahman şeydir, kelamdır. Yani kelamdan muhataba verilmek istenen nedir yani? Maksat. O ilk baştaki tenezzülat, ondan sonra o girişleri aslında bunun zemini için yaptım ama tam şey olmadı, birleşmedi arası. Şey olmadı yani. Tam birbirine bağlanmadı. Mesela üstad diyor ki arife işaret yeter. Mesela bu 25. sözde. Arife işaret yeter ne demek? Yani arif kim? Yani niye arif? Yine 20. sözde arif kim onu söylüyor. Halık'ın şuunat ve efsafına şamil kesretli marifin talimi. Yani şuunat ve efsafı bildiğin zaman insan arif oluyor. Arif olduğu zaman şuunat ve efsafı bildiği zaman arif oluyor. Arife de işaret yeter. Yani bize de üstad şuunat ve efsafı, yani bir şeyin şuunat ve efsafını, mesela Abdurrahman kimdir? Bunun aslında bize üstad Abdurrahman'ı söylemiyor bize. Vermek istenilen bir şey var, maksat makamda bir şuunat ve efsaf var. Muhataba sen bunu al diyor. Mesela burada da yine üstad şöyle bir şey demiyor. Abdurrahman gibi olun demiyor. Mesela ne diyor? Öyle fedakar, sadık birisi bana lazımdı diyor. Yani sen istersen olursun, istersen olmasın. Sırrı tekliftir yani. Yani sana Abdurrahman gibi ol diyemez. Sen bilirsen ki Abdurrahman kimdir şunat ve efsafını, arife işaret eder. Bana lazımdı diyor. Öyle fedakar, sadık birisi bana lazımdı. Bunu işaret ettiği zaman, arif de bu işareti anladığı zaman zaten maksut mana yerine gelmiş olur yani. Muhatap alması gerekeni almıştır yani. Asıl şey bu. Yani üstadın o kemalatı şey... Yani başta dedim ya, ilk başta bize bakıyor. Yani bizim nefsimize, bizim insaniyetimize nedir katkısı? İlk başta o önemli. Yoksa üstadın kemalatı yani... Bizi bu şeyde, bu makamda çok alakadar etmez yani. Asıl şey budur yani, bizim alacağımız maksat makamdan. Yani o lazım derken üstad böyle olun diye kastediyor yani, bu işareti bize veriyor. Evet, ahir cümle bu oldu. Evet, tabii. Evet, Allah razı olsun. El-Fatiha. Allah razı olsun.